Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biz de görüntüye gelelim. Bugün 3 farklı konuğum var. Ve MF Doom özel yayınımızı söz verdiğimiz gibi yapıyoruz. Hoş Bu geldin arada Burak, hoş geldin Ozan. Ozan'ın kamera problemi var, kamera açamadı ve hoş geldin Önder. Yani siz onu gramofon olarak tanıyorsunuz. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederim geldiğiniz hoş için. bulduk abi. Biz teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Burada abi. yani Nasılsın? Şeftali Tüyü adlı şarkıyla giriş yapmamız güzel oldu. Ama yani abi yani KMD diye zaten en baştan gireceğim için KMD ile gireceğiz madem. Dinleyelim öyle Süper, girelim süper. dedim yani açıkçası. Tamam, iki uzun Güzel bozmayayım abi. sizi. En başlangıcı olması çok manidar, güzel oldu. Cidden. Biraz goygoyumuzu yapalım. Hayatlar nasıl gidiyor? Hem arkadaşlar bir toplanmasını bekleyelim izleyicilerimizin hem de arkadaşlar biraz kendinizden bahsedin tanımayanlar varsa diye. Burak yayınlardan aşinalar ama Ozan'ı ve Önder'i ilk kez görüyorlar. Ozan'ı chat'te görmeleri haricinde sesli olarak ilk kez duyuyorlar daha doğrusu. Biraz kendinizden bahsedin arkadaşlar isterseniz o sırada. Arkadaşlar ben her türlü iş porta tezgahını kuran biriyim. Benden her türlü şeyi bulabilirsiniz. Okey. Emin miyiz Burada peki Burak. böyle girmek istediğine? Abi şu sonuçta şey satıyorum yani biliyorsun. Poster Mahmet Kaya posterleri olsun. V for Vendetta posterleri olsun. Tahta kuşlar falan olsun. Ben o tarz şeyleri satarak geçiniyorum. Bir de arada balık tutuyorum falan. Peki. Öyle. Bunların hepsi birbirinden bağımsız Arada depresyonlar bu arada biliyorsun değil mi? bir de aynı zamanda yeminli de çalışıyorum. Yeminli mali müşavirlikte. Flow Radyo'dan falan hiç bahsetmeyecek misin o zaman? Doğru Yani Flow Radyo'da hani şey yapıyoruz. hip-hop yayınındasın Haftalık. falan hani böyle. Doğru pardon unutmuşum ben ya. Ben şey sanıyordum. Salyalı CSGO yayındayız sanıyordum. Pardon. Çok yakındı bu arada. Ya şimdi ya dediğim gibi işte Fatih'e de selamlar buradan, Fuat'a da selamlar. Haftalık hip-hop gündemi yapıyoruz güncelde. Aynı zamanda işte Geek Off'u yapıyorduk. Hani hip-hop oyunlarını konuştuğumuz bir seri yapıyorduk. Yanlış dışında bir herhalde benim yaptığım 20. ya da 30. radyo programı hani seri olarak. Ne diyoruz yani? Keyifler yerinde. Peki Mali selamlar. Öndere pası vermeden önce son bir şey daha soracağım o zaman sana. Neden davul kullanmayı sevmiyorsun? Hazır bunu hani yazarak anlatmaya çalıştın ama biz anlamadık pek. Hani bu de bunu sesli olarak bizimle paylaşmak ister misin? Çünkü işine geldiği zaman duyduğun için. Ha, peki. Güzel cevap. Güzel. Evet Önder'cim hoş geldin. Hoş Senden de bulduk kısa bir tekrardan. giriş alalım. Yani gramofon ya ben. Önder ismim. İşte rap yapıyorum. Bu ay güzel bir albüm geliyor. Böyle lo-fi kafalarla. Global Bamboo EP. Morris Lanka yaptı beatleri. Mix Mastering'i Jimmy yaptı. 2021 bayağı yoğun geçecek. Güzel projeler var tabii ki. Güzel sanatlar, güzel rapler duyacaklar. Adana'dayım. Şu an evimin mutfağından sesleniyorum sizlere yani maalesef. Çünkü en ışık alan yer burası. Ben de biraz esmer olduğum için. Adana sıcağını yiyen birisi olarak falan demişim. Öyle abi. Biliyorsun eski dostuz zaten. Burada işte Burak'la da Ozan'la da bayağıdır birlikteyiz. Bu yayına da konuk olduğum için, konuk ettiğim için teşekkür ederim. Benim için özel bir yayın. Özel bir insanı, özel bir kahramanı, villain'ı anacağız çünkü. Öyle. Yok arkadaşlar şey kasıtlı olarak bunu sesi kapattım orada. Yanlış anlaşılmasın. Şeyi sordum hani yayın öncesinde hiç düşünmediğimiz bir soru vardı da onu şu an sormak istedim. Şeydi yani abi hani kronolojik doğumundan ölümüne mi gidelim yoksa ölümünden mi geriye saralım hikayeyi diye o yüzden onu sordum arkadaşlarıma da. Ya bu Ya sefer kasıtlıydı yani. MF Doom'la ilgili yalan yanlış çok fazla bilgi içerdiği için internet ortamı. Biyografik başlasak aslında fena olmayabilir. En azından
hiçbir şey bilmeyenler için veya yanlış bilenler için düzeltmeler, yeni bilgiler içeren bir şeyle başlamış olabiliriz. Tamam. Ya çünkü kesinlikle. Ya ben hala ya ölüm haberini aldığımız akşam zaten siz de chat'teydiniz. Hatta Burak yayındaydı bizde. O akşamki o hani ciddiyetsizliğim ve hani haberin altında yatan art niyetten dolayı sinir olduğum için hemen bir an önce onu gömesim vardı. O yüzden aslında ikinci bir seçenek o ölümünden mi başlasak diye biliyorum. Çünkü yani gerçekten. Neyse yeri gelince konuşuruz. Şimdi girmeyeyim ona. Biraz konuşup anmak adına işte burada yayında dördümüzün seçkilerine oluşan bir playlistimiz var. Konuşamadım niyeyse. O playlistten parçalar dinleyeceğiz ara ara. O zaman hanginiz başlamak istiyorsanız başlayalım abi. Hani çünkü çok Wikipedia bilgisi sunar gibi hani Damil şurada doğdu, şuraya geldi demekten ziyade biraz daha hayatının önemli noktalarına değinmeyi düşünüyorum açıkçası çünkü. Evet arkadaşlar. Tam fark etmez yani nasıl istiyorsanız öyle başlayabiliriz. Hani istiyorsanız beni biraz daha geri yatabilirsiniz. Ben biraz daha hani prodüktörlük kısmını görebilmek için daha hani rap yapmadığı şarkıları biraz daha hani prodüktörlüğe yöneldiği şarkıları koydum. Ben de birazcık böyle kurduğu iletişimleri işte kimlerle hani kolap işler yaptı vesaire ya da eli nereye kadar uzanabiliyor bunu göstermek istedim açıkçası. Damil. Benim yani. Telaffuzuma gülünüyor. Ama gerçekten zor bir isim arkadaş. Gerçekten zor bir isim arkadaş. Hakkımı yemeyi yani. Damil. Herhalde. Dumile Thompson. Dumile diye okunuyor. Gerçekten Dumile diye mi okunuyor bu arada ya? Ben öyle biliyorum. Hani o Afrika dilinde, Afrika dillerinden birinden olduğu için kelime. O zaman ben... Peki Daniel'ı mı tercih etsem? Daniel mı diyeyim ben? Yani fark ön adıyla. Yani. Abi ben direkt Daniel'ı diyebiliyorum. Abi o zaman şeyden ben KMD öncesinden en baştan şeye geleyim abi. Trinidad ve Zimbabwe asıllı bir anne ve babanın çocuğu olarak Londra'da doğuyor. Ve 6 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam Long Island New York'a taşınıyorlar. Ama hayatının sonuna kadar asla bir hani Amerikan pasaportu sahibi olamıyor ve hani bu birçok kez de hani başka ülkelerde hani beklemek zorunda, çocuklarından, eşinden ayrı yaşamak zorunda kaldığı çileli bir hayat. Yani biraz diaspora üzerine de konuşuruz burada muhtemelen. Arada evet. Zaten çok tepki çekmişti Joe Biden'ın hani yeni playlistinde MF Doom olması. Hani aynen, siz aynen. Senelerce etmediğiniz eziyeti bırakmadınız adama Amerika'da diye. Sonra geliyorsunuz bir de utanmadan playlistlere koyuyorsunuz diye Twitter'da haklı. Bayağı bir kişi çok haklı yani haklı çok olarak haklı. Kızdı. Yani çok haklı. Ve hani Joe Biden'ın son rapçi affı olayında da yani hani Kodak Black'i de salmazsın toplumu refahı için bu arada bence yani. Trump'ın ya. Yok hani pardon Trump'ın ben kafa gitti. Yani abi o kadar çok saçma kararlar alınıyor ki artık. Ama hakikaten Kodak Black salacağım son adam olabilir herhalde ya. İçeride toplumu refahı için. Evet Ozan'cığım sen bizi infolarla evet. Besle istiyorsan. Hani infolarla hadi. Nasıl besleyelim? Böyle paslaşa gidiyor. Ozan yani yok şu yüzden diyorum hani Ozan mesela rap dışı kayıtlara da üçümüz arasında üçümüz dışında en hakim olan insan burada çünkü funk dönemine falan. Mesela erken dönemde dinledikleri, ilham aldıklarını falan sen muhtemelen üçümüzden daha detaylı biliyorsundur. Biz çünkü hani çok yüzeysel geçebiliriz oraları diye. O yüzden pası burada sana atıyorum. Ya çünkü dediğim gibi biyografik gidip de işte ilkokulu Londra'nın şurasında okumuştu, Amerika'da şu okula taşındı demeyi anlamsız buluyorum çünkü çok basit. Bu Wikipedia bilgisi o. Biz daha insanların ulaşamayacağı şeyleri konuşalım isterim burada. Şimdi KMD dönemini düşünecek olursak yani epey bir erken başlıyorlar. Hatta neredeyse 16-17 yaşındayken başlıyorlar ki kardeşi yani Sabrok da yanlış hatırlamıyorsam kendisinden daha küçüktü 1-2 yaş. Bayağı böyle şey lise çağlarında falan profesyonel olarak Elektra ile anlaşıyorlar. Ve hani yani o dönemi düşünecek olursak kimden etkilenmiş olabilirler? Hani Ultramagnetic MC's geliyor benim aklıma.
aklıma Rakim geliyor. Ben biraz hani daha yok onlar belli zaten abi. Yani Third Best falan da hani MC Search, Big Daddy Kane belli ama ben şeyden diyorum. Rap dışında hani bir prodüktör olarak sence MF Doom'un beslendiği ilham aldığı kişiyi sormak adına bunu söylemiştim aslında biraz da. Ya aslında da ilham almış gibi çünkü yani daha kimsenin yapmadığı şeyleri yapan isimlerden biriydi yani hani. Doğru. İlk yaptığı şeylerde. Evet, sound olarak öyleydi gerçekten. Abi çünkü şimdi düşün 60'ların garip cheesy bir B filmlerini işte ne derler? Ajan filmlerini falan kullanması, soundtrack'lere direkt hani o VHS kasetlerden çekmesi sample'lamak için falan. Daha önce yani duyulmamış bir şeydi ki ben bir müzik yazarının bir ondan okumuştum kendisi hani ilk albümü hani Operation Doomsday'i kaydettiğinde vokali de MPC'nin içine kaydetmiş yani beatlerle birlikte. Ya o açıdan öncülerden biri zaten yani hakikaten. Oldukça sıra dışı bir abi ve hani zaten belli hani çizgi roman olsun işte kurgu sinema olsun falan kendisini fazlasını sample kesiyor oradan birisi bu arada. Yani kendisini çok etkilemiş. Dediğim gibi hani pek emsali olmayan bir isim. Hani persona yaratmak, kimliği yaratmak, hatta diskografisindeki diğer personalarını düşüneceğimiz zaman hani mitoloji yaratmak konusunda çok uzman bir isim yani. Hani çok yapılmamış şeyler yapıyor. Hani King Ghidorah diye bir yan personası var ki yani burada hani şeyin gözünden bakıyor hani King Ghidorah dediğim normalde kaiju filmlerinde üç başlı şey yani aynen, hatta aynen. Başlı ejderha aynen. Ki yani Yunan mitolojisinde de olan bir şey ve onun gözünden anlatıyor perspektiften ki o şarkı o albümü düşünecek olursan kendisi çok az rap yapıyor mesela King Ghidorah'da. Mesela Victor Wolfman biraz daha farklı bir kötü adamın gözünden bakıyor. Yani ona bakarken daha biraz daha... Kaotik ama hem de hani biraz daha gündelik hani diğer MF Doom işlerine göre hani düşünecek olursak evet. Open Mic Part 1, Part 2'yi düşünecek olursak. Ama kronolojik gidiyorsak bunlara çok hızlı geldik abi. Şu an ben biraz daha geçmişe sarayım istiyorsan. Genel olarak anlatıyorum ben. Yoksa anladım, hani albümler üzerinden tek tek gideriz diye düşündüm ki. Ama bunun dışında çok zaten biliyorsun çok fazla kişiye düet vermiyor. Hatta benim bildiğim dışında prodüktörlüğünü yaptığı tek albüm John Robinson için yaptığı Who Is This Man Project Moon Circle'dan çıkmıştı Almanya'dan 2008'de. Galiba benim herhalde Almanya'dan bu Project Moon Circle'dan zaten aldığım ilk albüm buydu yani CD olarak. MF'den de yok muydu yani. Ya? Kanka. Doğumdan vardı zaten. Hani ben hani Project yok, Moon yok, Circle... Şey. Emin değilim onu hatırlamıyorum ya. Of Ojazlar Blues'lar konuşan abimiz kimdir demiş. Hani yayının başını kaçırdığı için tekrar diyeyim. Basırsız Eleman yani Ozan. Flow Radyo'dan da tanıyorsunuz. Haftalık Hip Hop gündemi programıyla. Değil mi? Programına doydu. Ben başka bir programla karıştırmıyorum. Doğru doğru. Tamam. Doğru doğru. O kadar çok çıkıyor ki artık. Hani. Başka bir programa referans ediyorum. Var rezillik. İyice bugün sıkanma oluyor. Abi ben bir parça dinletmeden önce yine KMD'den bir parça dinledik. Bir parça daha dinletebilir miyiz acaba? Yoksa gerek var mı gerçi? KMD dönemi çünkü daha tam olarak Doom karakterinin oturduğu bir dönem değil ya. Yayını açtığımız evet. Peach Fuzz parçası yeterli aslında. Aha. Biraz KMD hakkında info vereyim. DJ Sabrak demin Ozan'ın bahsettiği gibi. Kardeşiyle 1988 yılında kuruyorlar. Açılımı Causing Much Damage yani fazla zararı sebebiyet veren diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Kısaca KMD. Hip hop camiasının saygın A&R'larından Dante Ross tarafından keşfediliyorlar ve Third Bass'in The Gas Face albümünde düet olarak ilk piyasa çıkışlarını gerçekleştiriyorlar ve ardından 91 yılında Mr. Hood albümü geliyor. Sonrasında DJ Sabrak öldükten sonra çok büyük bir depresyona giriyor ve müziği bırakıyor bir süre. Hatta Elektra'da sözleşmesini feshettikten sonra bir süre sokaklarda evsiz olarak yaşayan birisi MF Doom. Yanlış mı biliyorum? Yanlışsam düzeltin. Bu arada ekleme yapayım. Normalde hani o silsile şöyle başlıyor. Bu adamlar hani o dönemde de biliyorsun işte Digable Planets'ten tut A Tribe Called Quest'te herkes biraz daha hani Black Panther hareketi biraz daha siyahi militanlığın
daha yükseldiği dönemlerde bayağı hani cüretkar bir albüm yapıyorlar Black Busters diye. Hani Blackface ve hani 1930'ların 40'ların işte ırkçı ki filmlerine de referans olan bir karakter. Hani adam asmacı şeklinde kapakta duruyor ve hani bu filmin feshediliyor. Yani şirketten de kovuluyorlar hani belli başlı bunun dışındaki bazı olaylardan ötürü. Hı hı. Ondan sonra DJ Sabrak öldürülüyor. Aynı zamanda işte zaten o dönemde kovulduktan sonra bunlar şirketten büyük borçları var ve hani bir süre dediğin gibi evsiz kalıyor. Yani sadece hani finansal problemler de var hani o dönem tabii, içerisinde. Tabii. Daha sonra işte uzun bir süre ortada gözükmüyor. Hatta bir ara şey açık mikrofon gecelerinde maske takarak aynen, rap yapıyor. Kimse kendisini tanımasın diye. Ya hatta şey işte bu maske olayı aslında ilk olarak orada kilotlu çorapla, suratını kilotlu çorapla gizlemesiyle zaten başlıyor diye biliyorum hani ilk olarak. Evet. Evet. Burak sen bir şey ekliyordun. Hatta bir albümde de bu şeylerde gecelerle alakalı bir skit vardı. Onu hatırlıyorum sanki. Evet, evet, evet. Böyle küçük bir skit vardı. Aynen. Bu gecelerle alakalı. Bir de bir şeye daha yani değineceğim. Hı-hı. Captain Murphy diye bir karakter çıktı biliyorsunuz. Sanırım evet. 2012. 2013 o civarlarda. Aynen. Flylo'da ilk konserine, ilk Captain Murphy'yi tanıttığı konsere yine o kilotlu çorapla çıkmıştı. Demek ki ona bir atıfta bulunmuş. Bunu ya, eklemek istedim. O zaman dinlerken biraz playliste rastgele gidelim. Yani yine YouTube'da bunun tekrarının altında size şarkıları vereceğim arkadaşlar. Bu bizim hani bu yayında ortaya çıkardığımız kendi mixtape'imiz gibi düşünebilirsiniz aslında. Öyle bir tatlı da olacak. Hatta Önder yani gramofonya almışken ben Captain Murphy, Victor Vaughn ve Ursa Shirt'ün Between Villains parçasını biraz dinleyelim. Sonra devam edelim derim. Size de uyarsa. Ya son bir şey söyleyeyim girmeden önce. Ya şimdi o hani açık mikrofon gecelerinde de çok atıfta bulunuyor kendi diskografisindeki yani Monster Island Scissors'ı biliyoruz zaten Scissors'ı grup olan. Hani orada da hem grubun adı dahil işte grup elemanları dahil hep o dönemden arkadaşları yani. Yani isimler de şarkı isimlerinde de bayağı atıfta bulunuyor ki özel bir albüm olduğunu söyleyebilirim hani. Rhyme Series'den çıktı. Onu da büyük ihtimalle listeye ekleriz ben. Aklıma gelmedi koymak ama. O ekleyebiliriz abi problem yok. O zaman ben parçaya giriş yapıyorum. Captain Murphy featuring Victor Vaughn ve Earth West Short Between Villains geliyor. Between Villains. Başlatıyorum. Çok iyi. Evet parçamızın sonuna geldik. Ben fade'imizi attım. Bu arada ölüm sebebi açıklandı mı diye sorulmuş. Yani net bir açıklama yapılmadı ve Garabet ben intihar ettiğinden şüpheleniyorum diyor ama ben buna ihtimal vermiyorum çok ya. Kesinlikle bence de. Ya çünkü şöyle yok, yani yaşamı zaten büyük dramalarla dolu bir insan kendisi yani bunu yapacak olsa oğlunun en son oğlunun ölümünden sonra falan yapardı yani muhtemelen. Yani ben yine Sean Price gibi ya da işte Fred the Godson falan gibi daha çok sağlık problemlerinden ziyade bir şey olabileceğini zannediyorum. Çünkü son dönemde kendisinin de kilo problemleri bayağı vardı yani mesela. Ama evet, bu benim tahminim yani bu biraz yani bu biraz fal bakmak yani şu an açıkçası. %100 bilgi gibi almayın bu benim tahminim yani intihar edecek birisi gibi durmuyordu çünkü. Yani suicidal çok bir konu yoktu onun yani. Çok tanımayanlar için böyle şey de duyuyorum ve üzücü bu. İşte ne bileyim yani bilmiyorum bunu söyleyebilirim. Yüksek dozdan mı öldü falan filan. Hayır abi yani hani. Sanmıyorum. Zannetmiyorum dediğim gibi. Çünkü hatırlıyorum sağlık problemleri kesinlikle. Ya biz biz zamanında düet için falan da konuşup ara ara sohbet ediyorduk ta Facebook döneminde. Onun kendi Facebook hesabı falan varken hani yani hiç intihar meyilli bir insan değildi çünkü yani. Ya zaten şu bir durum var. Kendi oluşturduğu alter egolarıyla da kendisiyle diğer alter egolarıyla falan sürekli dalga geçen bir insan. Yani. Hani hayatı o kadar ciddiye alan bir insan olmadığı için intihar edecek olsaydı çok çok önceden intihar ederdi abi zaten. Ya onu kastediyorum. Kesinlikle abi. Aynen. Şöyle bir şey vardı şimdi benim duyduğuma göre hani çok böyle mitler var. Hani kendisinin biraz da yeme bozuklukları var hani psikolojik işte, olarak. Çünkü hani çok acayip hikayeler anlatıyor. 12 tane Big Mac yediğini falan anlatan adamlar var yani Twitter'da. Şeyde hani onun turneye çıkmış olanlardan yani.
Ama yani muhtemel ihtimal sağlık problemleri. Yani Sean Price aslında ilk apnesinden gitti. Çünkü fazla kilo problemleri, işte geçmiş alışkanlıklarının yan etkileri vesaire. Keza Freddy Gatson koronadan öldü ama baktığımız zaman yani zaten kilo problemleri vesaire şu tam risk grubundaydı zaten. Yani kimse yakalandığında zaten açık konuşalım, Freddy Gatson'ın atlatabileceğini düşünmüyorduk çoğumuz. Mesela örnek vermek için diyorum yani. MF Doom da çünkü son dönemde artık hani belki çok çaktırmasa bile obezite sınırında olan birisiydi yani baktığımız zaman. Evet abi. Hatta sahnelerde işte performanslarını da işte YouTube'dan araştırıp izleyenler görebilir. Çok fazla nefes problemi var. Çok fazla sahneyi böyle nasıl desem geçiştirmeye çalışan. Zaten hani back vokalle çıkıyordu genelde. O kesinlikle aynen. Obezite. Musab, moderatörüm, sevgili moderatörüm demiş ki damar tıkanıklığından gitti demiş kuzeni olduğunu söyleyen biri diye. Ama evet, internette hani ne kadar doğru bilgi şu an dolaşıyor bilmiyoruz. Çünkü bir de şey var, hani ilgi arsızlığı çağındayız. Yani kuzeniymiş gibi davranan birileri de çok var çünkü Twitter'da falan, yani görüyorum. Diyor ki biz MF Doom Reis'in yeğeniyiz. Barkın hoş geldin abi. Sevgili Azar Baba da chatten bizi izliyor ve destekliyor şu an. Yeah. Azar Baba. Aynen. İyi bir MF Doom sevicisi. Ya, abi, yok, gerçekten. Ben zaten onu da yayına çağırdım ama şu an kendi evimde değilim ve internet bağlantıma ya da bilgisayar başına olup olamayacağıma güvenemiyorum ama chatten gelirim demişti, sağ olsun. O da demiş ki öbür dünyaya maskeli dublör yolladı. 4-5 seneye bir albüm bekliyorum. Villain the Worst Guy diye demiş. Hatta ben de bir taraftan... Ya ben şey hatta yayında abi. Bize ölüm haberi geldiğinde ben ciddiye almadım. Hatta Burakları tetiklemek için şey, yani bu şakasına tabii hadi inşallah falan deyip şey yapıyordum. Sonra yani çünkü ilk başta ciddiye almadım. Çünkü abi MF Doom'dan bahsediyoruz. Yani dünyanın en troll adamlarından bir tanesi çünkü. Almadım, sonra gerçek olduğunu öğrenince böyle bir daha da pişman oldum kurduğum cümleden ben yılbaşı yayında yani. Maalesef. Ya kendi konserlerine gönderdiği dublörler. Ritim Roulette'deki trollemeleri. Ritim Roulette aslında trolleyen MF Doom değil bu arada ya. Şey, Mesepiel trolleyen. Aynen. İşbirlikli trolleme ya. Ama ben ya Abdurrahman hala o gün dediğimin arkasındayım. Hani bir albüm çıkışıyla beraber aslında sizi kandırdık ben sağım diye çıkarsa ben bir daha açıp dinlemem bu arada. Yani ne kadar sevsem de. Ya bütün saygımı kaybederim öyle bir şeyde. Çünkü sen masaka mısın abi yani gerçekten. Ya bunu tabii ki varsayım üzerinden söylüyorum. Hani ölmüş adama saygısı koyarak düşünmeyin de hani böyle bir şey çıkarsa artık yani gerçekten bir daha açıp dinlemem yani. Gerçi albüm çıktığında evet ölmemiştim falan diye geliyorsa bitti benim için yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama yani. Sağcıların gizli gizli Ahmet Kaya dinlediği gibi dinliyorum. Abi Tupak'la belki şeyde Küba'da hani karşılıklı oturup puro içiyorlardır, ne bileyim. Bunu Masaka bile yapmaz mı arkadaşlar? Adamın hani vurulmak, işte kaza geçirmek, birini vurmak üzerinden yaptığı bütün PR'ları bir gözden geçirsenize. Neyse Türkçe'ye taşımayayım buraya da yani. Hiç de ağır olmaz yani. Böyle finalde böyle bir yere bağlanırsa tam onluk hareket yani. Yalnız adamın ölümü bile gerçekten çok gizli abi. Yani harbiden ya. Gerçekten inanılmaz yani. O zaman bu parçaya girmeden önce şeye gelmiştik. İşte evsiz kaldığı dönem, işte kardeşinin kaybedişi. Ondan sonra tekrar sıçrama yaptığı, hani bir silkindiği döneme gelelim isterseniz. Metal Face döneminin başlangıcını. 97 olması lazım. Not almadım ama öyle hatırlıyorum. Sizdeyiz. Sesim geliyor evet, mu? Tam şey yanında. Geliyor, aynen. Geliyor kanka da ben gene evin kalabalıklığı malum, sürekli baskın yiyorum. Mikrofonu kapatmak durumunda kalıyorum bazen. Chat'ten de sağ olsun Hakan abi konuşsan alan falan diye yazıyor. Yok Ozan da çünkü. Allah'ım çok sıkıntı oluyor. Ozan da bir sustu. Yani MF Cream falan muhabbetine katılıyor chatte bir taraftan. Hani onu yayında konuşacağız zaten. Sen buraya gel. Yani... Aynen abi. Zaten laf bölmemek için konuşmuyorum ki. Tamam. Abi benim tek merak ettiğim şey MF Cream'le gerçekten küs mü gitti? Bilmiyorum. Kronolojiye girmeden önce. Şu an ya bunu hep öldü öyle. Hatta kim birisiyle konuşmuştum.
MF bölümle böyle arası çünkü kötüydü işte disleşmeler. Hatta ya şey çocuğu olduktan sonra şey çocuğu öldükten sonra eğer düzelmediyse düzelmemiştir ya. Aynen. Aynen. Evet. Çok duygusal yaklaştım ama buna konuşmamız bir yaklaşım. Şey de ortaya çıkmıştı işte bu kardeşinin ölümünden sonra yaşadıkları falan da bayağı derinlemesine ortaya çıkmıştı. Ne kadar etkilendiğinden falan bahsediyordu. Ben şeye geleceğim tekrar dediğim gibi. Bu bir şarkı öncesinde işte o evsizlik dönemi ve kardeşinin ölümünden sonra bir süre Elektra'da kendi sözleşmesini feshettikten sonra yaşadığı sıkıntı ve müziğe ara vermesinden bahsetmiştik. 97 yılı yanlış hatırlamıyorsam demiştim. 97 yılında işte Open Mic festivallerinden birine tanınmamak için bir suratına külotlu çoraptan yapılmış bir maskeyle çıkıyor diye biliyorum. Ve hani buradan sonra tekrar müziğe ciddi manada döndüğü bir döneme giriyoruz ve bu maskenin etkisiyle ve kendisinin çok ciddi bir geek olmasının etkisiyle biraz Doktor Doom'dan da esinlenerek Metal Face Doom yani bildiğimiz MF Doom haline almasına geliyoruz. Hatta gelelim. Evet sizdeyiz. Okay. Operation Doomsday mi? Hı hı. Ben şeye bağlıyorum bunu. Yani hani hepimiz bir şekilde müzikle uğraşıyoruz. Burada işte Burak da beat yapıyor. Ozan da, sen de keza. Ben bir MC'yim. Bazen bu tarz geri dönüşlerde şey olmak gerekiyor. Bir ortadan kaybolup böyle bir beslenmek gerekiyor. Operation Doomsday'de kesinlikle Doom'un şey böyle ne kadar iç dünyasını yaratacak işte şeyler varsa beslenip kendi kararını verip kendine gerçekten bir karakter uydurup bu karakterin arkasında tabii ki bir gizem var yine. Tabii ki belki bir acı var, belki bilmiyorum işte her neyse. Hüzün var diyelim, sitem var. Bilmiyorum. Kendine benim tabirimle deliye vuruyor abi. Ve Operation Doomsday gibi ikonik böyle kült bir albüm yaratıyor. Bunu bir lecture'da sanırım izlemiştim. O yine şeyle alakalı, beef rap'le alakalı bir şey söylüyordu ama Operation Doomsday içinde geçerli. O dönem şeyi net fark edebiliyorsun. Çok fazla çizgi roman, çok fazla kartun, çok fazla VHS arşivlerini böyle didikleyip, irdeleyip. Zaten eminim ki hepimizi en çok etkileyen şey o. Yani işte bir işte sample, bir prodüktör tarafı var. Ama bunu hem sesiyle hem işte beatleriyle, konsept dediğimiz benim hep kafama takılan, hatta kendi müzikal olayında da ortaya çıkarmaya çalıştığım şey bu. Ne kadar başarılı bilmiyorum ama net bir şekilde Operation Doomsday'de MF Doom budur, sound'u budur ve böyle ilerleyecek mesajını bence net bir şekilde hepimize aktaran güzel bir albüm çıkarıyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum ama bence öyle hissettiğim bu. Burak Ozan. Çünkü ya şeye kadar evet, Special Corps Volume 7-8'e kadar hep aynı sound'da ilerledi abi. Şeyler hariç işte bu. Altregolar ile kurduğu albümler hariç genelde hep aynı sound'da ilerledi. Special Orbs'un 7-8'de birazcık daha caz davullarına ağırlık vermeye başladı. Eskiden biraz daha işte kirli davullar. Hani o groove'lar, break'ler var ama daha kirli. Şu anki kullanılan işte aktif popüler olan lo-fi davullarını kullanıyordu aslında eski dönemde. Daha sonrasından caz davullarına, caz breaklerine geçiş yaptı. Bakıyorum sana. O zamana kadar Önder'in dediği gibi tamamen aynı sound'da. Hani dinlediğin zaman diyorsun ha bu beat MF Doom'un, Metal Fingers'ın beat'i. Yaptığı rap zaten benzersiz bir kafiye şemalarına falan zamanımız olursa gireceğiz zaten. Ya favori rapçilerimizin favori MC'si olan adam. Ya şu yol gösterdiği şuradan belli abi. Yani mesela bunu Zarface'de de hissedebiliyorsun. Ben dinlediğim zaman gerçekten bunu artık hissedebiliyorum. Yani Sevenel, Esoterik. Birilerine bir yol gösterdi. Ve gerçekten hani hiç yapılmayan bir şey yaptı bence. Hani hip hop kültürüne baktığında evet çok fazla renkli bir kültür. Çok fazla değişik soundlar duyduk vesaire ama Doom'u
ayrı bir yerde katmamızın, koymamızın sebeplerinden bir tanesi bu villain olayına parmak basmak işte. Ve bunu gerek duyduğumuz seslerle, gerek işte rapleriyle, gerek iç dünyasıyla, anlatımıyla bunu bize gösterdi. Yani benim dünyam bu. Buraya getir. Ama mesela yanlışsam düzelteyim, kendi zamanları daha böyle genel, daha optimist diyebilir miyim bilmiyorum. Daha biraz daha De La Soul'a yakın diyelim mi? Bu arada abi kısaca bir bölebilir miyim sizi? Okey. Samda Hanım'ın chatten abi sana Instagram'dan bir şey gönderdim bakar mısın demiş. Türkiye'de yayınlanan Türkçe bir kitapta. O da Dünya Müzik Tarihinden 250 Albüm isimli kitapta. Mad Villain albümü de alınmış ve bir sayfayı bu albüme ayırmışlar. Meraklısına duyurayım onu da. Bunun için böldüm. Müthiş. Kusura bakmayın. Hani ben de bilmiyordum böyle bir kitapta yer aldığını. Ben de öğrenmiş oldum. Mutlaka göz atacağım. Ha, bu arada yani bir de hani şöyle bir şey var. Piyasa tarafından küçük düşürülmüşsün. Yani elinden her şeyini alınmış. Mahvedilmiş bir haldesin. Ve hani tekrar küllerinden doyuyorsun. Hem de istediğin şekilde yapıyorsun. Hani piyasada işte ne bileyim Playboy Carti'den tut Winnie Pez'e kadar herkesin bu adamı sevmesinin sebebi de bu. Yani yeni bir tavır ortaya koyuyor. Hani sunduğu evet, hani görsel ve sanatsal kısmını geçiyorum. Hani ortaya koyduğu hani fikir, tavır kesinlikle hani o yüzden çok hani nasıl diyeyim onları çok etkiledi. Müziği yapma biçimi, hani sunma biçimi, aynı zamanda piyasaya karşı tavrı. Zaten hani yine Umfood'da da piyasayı çok eleştirdiği şarkılar var. Zaten full yemek temasını o piyasa eleştirisi üzerinden kuruyor yani. Kesinlikle. Ama abi şöyle bir olay da var. Evet abi. Önder abi sen buyur. Ben senin arkana gelirim. Ama şöyle bir olay var. Bence bütün müzik üreticilerinin ya da sanatçıların örnek alması gereken bir şey. Bunu yine böyle nasıl desem absürt. Yine böyle kendine has bir tavırla ortaya koyuyor. Bu çok değerli mesela. Hani ateş püskürmüyor. Sound'la, iç dünyasıyla, beslediği şeylerle, işte bize duyurduğu şeylerle. Zaten hani MF Doom'un bence her kulağı almamasının sebebi de bu. Herkes bir dinlediğinde biraz böyle şey olur. İlk dinlediklerinde özellikle. İşte falan. Projesine hatta göre çok değişiyor bence bu arada ya. Efendim? Bu biraz içinde bulunduğu projesine ve işte alter egosuna göre çok değişiyor ya. Mesela bence King Ghidorah tam dediğin kalıba uyuyorken, örnek vereyim. Victor Von çok daha kolay yakalayabiliyor bence her telden dinleyiciyi. Ki hatta bunun Victor Von karakteri değil ama mesela şeyde denen de, oraya geleceğiz gerçi. Danger Mouse'la yaptıkları proje vardı ya. Mesela o herkese hitap eden bir şeydi mesela. Danger Doom. Evet. Kesinlikle. Aynen. Bu biraz MF Doom'un alter egosuna ve yer aldığı projeye göre çok değişkenlik gösteren bir şey mesela. Mesela kompozisyonu da besleyen bir şey ama aynı evet, zamanda. Evet, en fikrim. Kompozisyonu da besleyen bir şey yani. Abi ben şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Bu etkileme mevzusuna geldiğimiz zaman şimdi en başta bahsettiğimiz işte kimlerden etkilenmiş olabilir kısmında Ultramagnetic MC'den bahsettik. Cool Kate hali hazırda. Şimdi abi MF Doom kendi karakterini ortaya koyduktan sonra MF Doom karakterini bir ya da iki yıl sonra Cool Kate Dr. Doom karakterini yaratıyor. Çok benzer profillerde olmasa da İsim olarak tamamen aynı kökten gelen şeyler. Doktor Doom değil de Octagon olmasın. Octagon daha önce. Doktor Doom daha sonra abi. Şeyle, evet, Cutmaster Kurt'la yaptıkları. Evet de yok şeyden diyorum. Neyse. Ya Octagon daha önce değil mi onu demek istiyorum ben sadece. Yani sorum doğru. Yok, Octagon daha önce ama evet. Şey konsept daha farklı. Doktor evet, Doom'u evet, daha evet. Sonra yaratıyor. Şeyden, MF Doom'dan sonra yaratıyor. Ya kendini etkileyen Cool Kate'i etkileyebilmiş bir insan. Daha sonrasında da beraber çalıştılar, beraber şarkılarda bulundular. En son Cool Kate'in hani ben her ne kadar sevmesem de
Son albümlerinden birinde Superhero parçasını yaptılar beraber. Ki ikisi de orada kendi kurgusal karakterlerini ortaya koydular. Tamamen kendi karanlık dünyalarını dışa vurdular. Hani herhangi bir müzisyenin çıkabileceği maksimum nokta nedir? Herhalde işte etkilendiği insanı etkileyebilmek. Yani MF Doom bunu yapabilmiş bir insan. Ki Cool Kate de öyle yaban atılabilecek bir isim değil. Yani şu an aktif olarak rap yapan insanların büyük çoğunluğu Cool Kate'den esinlenmiştir abi. En önde ben buna en önde ben Necro ile Doom'u sayarım. Bu konuda sana hemfikirim. Sadece ben şeyi karıştırdığım için sordum sana. Octagon mu önce gelmişti, Doktor Doom mu önce gelmiş diye sordum onu. Yanlış anlama yani. Ay yok abi. Octagon yanlış hatırlamıyorsam 96 falan olması lazım. Evet. Doktor Doom 99 falan. Doğru hatırlıyormuşum, tamam. Bu arada Cool Kid de yani şu an hayatta olan rapçiler arasında yani en uzun süreli kariyere sahip olan ben biri farkı yani işte Scarface olsun, Ice-T olsun onların yanında. Fab Five Freddy'yi saymıyoruz herhalde. Fab Five Freddy'yi abi hani şey müzisyen olarak saymıyoruz. Çok saygı da görsem de sonuç olarak yani Burak öncelikle. Ama hani buraya daha mantıklı bir şey diyeceksen mesela Grandmaster Caz hala devam ediyor. Hani Flash hala devam ediyor. Bunları sayarsın herhalde yani. Fab Five Freddy diye grafiticiyi vokalist olarak buraya taşımanı da kınıyorum yani bu arada. Lardan biri dedim zaten hani. Yok Ozan'a demiyorum. Şu an tamamen Burak'a yükleniyorum ben. Ozan seninle hiç alakası yok onun. Beni çetin önüne atmaya çalışıyor. Fyfry de uzun süredir yeni bir şey yayınlamadı ki zaten. Abi zaten adam grafiti yani. Ben şeydim. Yani hani hani sergi açıyor daha ne yapacak Vex yani. Vex Ruffin'in Balance diye bir tane şey var. Düeti var. Stone Throw'dan Vex Ruffin. Eyvallah hatırladım. Sonra aynen. Bir daha ben de duymadım kendisini. Ay. Ama değerli. Kıymetlimiz. Ya bunun sonu gerçekten Musab'ın selam çaktığı gibi Fab Five Freddy en sevdiğim hepsi dediği gibi en sevdiğim şehir Medine'ye doğru yolu var Burak'ın şu an. Hadi hayırlısı. Ya Pravda gelmiş yeni şarkıdır falan gibi. Of Ozan bana lütfen bana yayında dinlettiğimi sadece senin beğendiğin parçaları lütfen bu yayına taşıyıp bütün hevesimi ortalama ne olur ya. Çok iyi ya. Davulsuz kötü sample'lı yani. Goygoy'dan konuya geçmek için de güzel bir Your Old Brook barıyla girelim. Girme. Ben bu yayında nasıl çakması duymak istemiyorum abi lütfen. Drag like so if you surviving extra slim like a skinny MF Doom it will be to grim. O zaman bir parça daha dinleyelim isterseniz sonra devam edelim. Araya sıkıştıralım. Tamam abi. Bu sefer benim seçtiklerimden biri gelsin isterseniz. Doom Microwave Mayo geliyor. Born Like This. Mikrodalga mayonez. Geliyor. Born Like This. Evet. Aynen var. Direkt zaten varları duydukça ben tebessüm ediyorum. Çünkü neden bu parçayı seçtiğime gelirsek hani benim için Doom'un dehasını burada kelime oyunlarıyla, kompleks rhyme'larla bütün rhyme şemasını inceleyebilir miyiz bilmiyorum. Bu parçanın çıkarılmış mıdır bilmiyorum. Bakmadım ona. Gördüğümüz harika bir iş bu çünkü. Referanslar gayet iyi. Kelime oyunları var, kompleks rhyme'lar var. Tam görmek istediğim rap vokal bu. Genel olarak hani şu an mesela birçok haftalık global yayınında veya işte Türkçe rap'i zaten katmıyorum cuma günkü yayınımızı falan artık suratımı ekşitiyorum çünkü artık böyle şeyler duymamaya başladık ya. O yüzden. Kesinlikle. Bu Burn Like This'te de bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Doom rap'inin en baskın olduğu albümlerden birisiydi bence. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Kesinlikle. Hemfikirim. Yani. Agresif bir Doom duyuyorduk burada yani kesinlikle. Ya ben zaten biraz daha yani, altyapı olarak değil ama vokal tarzı olarak biraz daha hardcore hip-hop'u daha çok sevdiğim için abi benim en sevdiğim Doom albümlerinden biri olabilir. Hani orada istediğimi orada alıyorum ben yani. Biraz da. İtiraf. Abi sağ olsun spoiler verdi. Yoksa ben bahsedecektim o şeyden. Star Trek göndermelerinden. Ben MF Doom'un vefatından sonra okuduğum birkaç yazı vardı. Hangi sitedendi? Açtım az önce de onu. Fact Mag. 2013
tarihli bir şey var. The Essential MF Doom diye. Orada da bu şarkıdan bahsediyor. Michael Bay Vape Mayo diye. Yasin trollüyor beni. O zaman niye masa kasarmasın diye. Özellikle bu şey incelemesi var. Star Trek göndermeleri üzerine incelemesi vardı ama sağ olsun Azer abim şey yaptı. Arada, verdi Burak, şeyi, bilgiyi. Burak evet ona bilgi vermek derse daha iyi, daha iyi olur çünkü Star Trek hani o bölüm yayınlanalı 30 sene olmuş artık ona spoiler demezsin. Çünkü ona spoiler diyorsak hani şey kitabın ortalarında falan insanın çarmıha gerilmesi de o zaman insanlara spoiler yani. Yok yok spoilerdan kastım yayın için spoiler oldu. Hani benim kafamda kurguladığım planlardan biriydi bu. Tamam yoksa insanlar hani Star Trek'in o bölümünden şu an yayında spoiler yedi diye üzüleceksen hani o bölüm yayınlanalı 35 sene falan oluyor artık ya hani o yüzden. Hani, yok kanka. Hani artık onun spoiler'ı sayılmaz yani. Tamam. Yok abi iyi ki yazdın ya. Hiç takılmasan ona. Ay, yok abi harbiden ya. Ben şey iyi bir şey yaptın diye söyledim. Yani kötü olsaydı kötü tepki verirdi zaten. Bu arada isterseniz rhyme şeması gelmiş. Bu arada Emir parçanın rhyme şemasını atmış istiyorsanız hani YouTube'da bakabiliriz isterseniz ya da ben ekleyeyim. Rhyme şemalarını ayrı konuşacağımız zaman bakabiliriz buna da ekstradan. Ben ekledim sadece şu anlık. Biz devam edelim ama elimizin altında bulunsun o rhyme şeması. Tamam abi. Musab. İnan mı düştüm lan? Yok, konuşmadınız da ben yayından düştüm buradasınız, zannettim. Buradasınız, buradasınız. Evet o all caps'ta abi. Şimdi gördüm Barkan'ın yazdığını. Evet nereden devam edelim? Diğer kişiliklere değinelim mi biraz? Ne dersiniz? Diğer alter egolara diyeyim daha doğrusu ona. O zaman Monster Island Zars'a mı girelim? Victor Von'a mı? King Ghidorah'a mı? Siz seçin. Başlayalım. King Ghidorah'a girelim çünkü tamam. Hem prodüktörlük kısmını da konuşuruz hem de yani bu albüm hani çok az rap yapıyor ama diğer arkadaşların hepsine yer açıyor mesela. O çok özel bir hareket. Ben Fastlane'i koymuştum galiba albümden. Fastlane gibi oldu ama Fastlane kartı. Fastlane arkadaşlar. Evet Fastlane. Anlıyoruz abi sorun yok. Sol şerit. Başla o zaman Ozan'cığım. İnfoları yapıştır. İstediğin yere geldik. Tamam. Abi şimdi burada güzel bir şeye değineceğiz. MF Doom kariyerinde birçok sponsor şirketle çalıştı. İçerisine Stone's Throw. Rhyme Sayers yani hip hop'ta adını çok sık duyamayacağımız yani bizim kısımda Big Dada Recordings var mesela. Orada Electra, daha çok biraz hani Root Manuva bir daha çok böyle İngiliz grime olsun. Biraz daha dub MC, biraz daha işte Ninja Tune kafasında soundları geliyor ve Take Me To Your Leader hani hem çıktığı şirketin sound'una göre çok farklı. De dediğim gibi bu kadar çeşitli şirketle çalışması ilginç bir strateji ve bu albümü de konuşacak olursak ki kendisi zaten kaiju filmlerinin hastası bu Japon işte Godzilla'lar olsun efendime söyleyeyim Mothra'lar falan olsun. Burada güzel bir gönderme var ve hani kendisi biraz daha hani perspektif olarak o üç başlı ejderhanın gözünden görüyoruz. Çünkü birçok işte enstrümantal kısımlar var. Hani çok az yer veriyor. Farklı şekilde hani farklı seslere de yer veriyor. Çok acayip verse'ler var. Yani rap olarak inanılmaz bir albüm olduğunu söyleyebilirim hani kendisi dışında da. Biliyorsunuz yavaş yavaş bir dinleyebiliriz. Bence biraz daha konuşup öyle bir şeyler dinleyebilirim. Çünkü abi burada şey girelim hani bu farklı kişilikler ve hepsindeki farklı temalar, müzikal konseptlere değinelim. Ondan sonra bence örnek dinleyelim. Daha sağlıklı olur derim ben. Artık parantez bir şey söylemek istiyorum. Lex'ten de biliyorsunuz CC Doom çıktı. Lex Records'u da bilmeyenler için takip etmesini isterim yani. Çok çok sağ ol. Bak, Lex'ten şey çıktı geçenlerde. Pink Sifu'yla Fly Anakin'in albümü de çıkmıştı. Onlar rap'e bayağı yer veriyorlar ya. Aynen. Golden Rules'u dinlemiştim ben de çok sevmiştim Lex'ten çıkan. Artık parantez konuyu dağıtmak istemem ama güzel bir label.
O zaman sen King Ghidorah'dan Fastlane'ı atmıştın. İstiyorsan açalım. İstersen ya da dediğim gibi diğer alter egoları da biraz konuşup öyle parça açalım. Hani hangisini isterseniz. Zaten zaten playlistte diğer alter egolardan bir şeyler var diye tahmin ediyorum. Var 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 var. Victor Wold'dan da var. King Ghidorah'dan var. Şu an bakıyorum buraya. Ya dediği gibi hani şey Barkın da değil mi Azer babuşun adı? Yanlış evet, yapmayayım. Evet. Kendisi yani o, Azer baba diye de hitap edebiliriz de kafa karıştırıcı olabilir insanlar için diye o yüzden. Azer babuşun dediği gibi hani çok yönlü bir albüm yani hem duygusal kısımları da var hem böyle işte Next Levels gibi de var hani No Snakes Alive gibi çok garip şeyler de var. Yani insanı duygudan duyguya sürükleyen şey var. Hani en garip MF Doom bitleri herhalde şeyde ya bu albümde olabilir. Özel enstrümantal kısımlarında tamamen kafayı yani hangi şarkı rap şarkının adını karıştırıyorum. Either How Hard They Try They Can't Us Now şeyi vardı. Dur. Antimatter mıydı? O çok acayip hani birden yavaşken beat hızlanır sonra tekrar eski hızına dönüyor falan. Yani bir de bunu NPC'de yapıyor yani bir de bu hızlandırmayı falan. Çok üst düzey bir hani NPC kullanımı da var ya. O zaman Fastlane'i açayım mı? Ne dersiniz? Bakalım öyle konuşalım. Fastlane'i aç. Tamam o zaman King Ghidorah Fastlane geliyor. Evet, parçanın sonuna geldik. Ben fade'imizi attım. Barkın, o sample'ı ben de bayağı seviyorum. Aynı şekilde Antimatter'ın sample'ını da bayağı seviyorum. Antimatter listemizde galiba almamışız ama eklerim hemen, sorun yok. Onu da alırım senin için, dinleriz abi. Problem yok. Ben izleyicilerimiz için şunu demek istiyorum. Follow the light. Light is your guide. Ya bu arada Oldif burada mı? Ben göremiyorum da. Çok pardon. Abi chat'e bakıyorum. Yok, yolsa selam atardı yani. Yok, Oldif burada olsa yazardı abi. Sanırım yok. Kemal'i gördüm İlber. Ona da selamlar. Ben de şeye bakarken. Ben bu arada Antimatter'ı ekledim. Matter how hard they try. They can't. Aslında abi. Evet abi. Nerede kalmıştık? Biraz da isterseniz Victor Von ve Monster Island Zars'a bakalım. Biraz da onları konuşalım isterseniz. Büyük ihtimalle en ulaşılamaz, en zor dinlenebilir albümleri ama dinledikten sonra insana hani ödül gibi böyle keyif alıyor yani. Oo. Meditasyon benim için Victor Von karakteri net ya. Yok ki. MXC'den bahsediyorum ya. Ha çok pardon. Victor Von olunca hemen zıpladım yani. Çok seviyorum çünkü. Evet, Victor Von'un mesela evet. Buradaki müzikal farklılığını konuşalım hani karakterlerin biraz da. Hani Ozan zaten MF Doom'un ve King Ghidorah farkından Ozan ve Burak biraz daha bahsetmişti. Hani bu biraz daha klasik hip hop sampling ile davullarda daha sonrasında caz ritimlerin girmesi falan gibi. Burak bu arada kamerayı keşke çat diye kapatmasan. Kanka çat diye kapatmadım, yeni yayından düştüm. Ha, tamam. Bir klasik olarak. Tamam tamam. Bu sound farkı burada Victor Von'daki sound değişimini konuşalım isterseniz biraz daha. Ozan bu prodüktör olarak senin görüşünü almak istiyorum burada. Burada biraz daha fark etmişsiniz. Daha sert böyle daha hani konvansiyonel diyeceğimiz ritimleri de çok kullanıyor. Biraz daha alıştığımız ritimleri daha çok kullanıyor ama aynı zamanda mesela hani skitleri biraz daha böyle hani dramatizasyon katmak için böyle güzel ortam seslerini falan da çok kullandı. Böyle bayağı cayır cayır prodüksiyonlar var yani. Hani standart ama standartta da standardın bayağı üstüne çıkan işler yani. Düşünüyorum. Parzingo hoş geldin. Zaten galiba sinematik bilirim yani onun dışında diğerlerine göre. Evet, daha sinematik kesinlikle en fikrim.
Abi bu Victor Vogel'ın benim en sevdiğim Altrigos'u. Önder abi bir şey dedi. O gecikmeli olduğu için önceliği ona bırakayım. Evet abi. Ses sanırım gecikmeli geliyor. Karışıyor çünkü. Daha atonal olması benim çok dikkatim çekmişti. Dediğim gibi daha sinematik. Daha atonal böyle. Ama o atonal bende mesela. Benim bir an kafayı kırdığım bir zaman o zaman denk gelmişti. Ve inanılmaz sevmiştim. Ya ben Doom'a karanlık şeyi soundları daha kaotik soundları her zaman daha çok yakıştırıyorum. Mesela Mad Villain o yüzden çok kült benim için. Evet. Çünkü orası böyle bir eklektik bir yapıya sahip bir o sound. Her şeyden, telden çalabiliyor ama o konsept yine yakalanıyor. Ama Victor Von projesi benim için miat yani gerçekten. Bu arada yani ben... Bir rapçi, okunan seslerin bir arada olması, bunun da Doom olması iki albüm benim için müthişti. Ama hiç mesela şey var. Bilmiyorum. Ben şunu ekleyeceğim. Mesela bahsettiğin atonallik hani kasıtlı yapılan bir şey. Kesinlikle müzikal bir hata değil. Ama mesela beni bir albümü komple kesinlikle baştan sona dinlemeyi seven biri olarak beni bu albümleri baştan sona açıp dinlemem imkansızdı mesela benim. Benim için öyle bir dezavantajı vardı bu projenin ama Azar Babuş'un da chatte söylediği gibi Victor MF Doom Egoların Eddie Brock'u gibi bir de içerik olarak daha agro, daha atarlı giderli, düz bir villain karakterini demiş. Evet. Hani lirikal manada benim en sevdiğim karakterlerden biriyken hani prodüktörlük bazında baktığımızda beni en çok yoran projesi de budur açıkçası. Abi şunu da söyleyeyim. Yine de severim ama mesela örnek veriyorum. Mad Villain'ı baştan sona dinleyebiliyorken hiç skipsiz parça şeklinde hani bir, herhangi bir şey yaparak arkadaş alabiliyorken ya da işte Mumford'u falan aynı şekilde dinleyebiliyorken hani Victor Von Hall projelerinde ben biraz şey bir mola vereyim sonra dönerim kafasına çok girmişimdir mesela. Abi burada şey de ortaya çıkıyor aslında. Doom'un sound olarak ne kadar geniş bir perspektife sahip olduğu da ortaya çıkıyor. Yani ne kadar iyi bir müzik dinleyicisi olduğu, ne kadar iyi bir arşivci olduğu da net bir şekilde. Bu diversity abi çok yönlü. Adam bize her türlü yani bu. Çok yönlü aynen. Kesinlikle. Abi buradaki ana nokta şey olmalı bence. Kurduğu karakterin diğer karakterlere göre biraz daha farklı bir noktası var. Daha komple bir karakter bu. Şey, yani sonuç olarak Victor Vaughn şey çünkü, zaman yolcusu bir profesör ama aynı zamanda serseri ruhlu bir adam. Bunu kendi karakterinin kültürlü olmasının da aynı zamanda sokak kültürüne de sahip olması, sokak ağzına sahip olmasını bazı parçalarda net bir şekilde görebiliyoruz. O sert argo tabiri ama aynı zamanda bazı şeyleri bildiğini de gösteren. Ne bileyim, Lemmy Watch, Saliva, bu tip şarkılarda hani bir yandan lan böyle bir şeyler diyen adam nasıl olur da bu kadar saçma sapan şeyler söyleyebilir bir kadına karşı diyebiliyorsun. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Ayrıca şöyle bir durum var. Doom'un en iyi şekilde storytelling'i işlediği albümü bence bu. Çok net bir şekilde aktarıyor ne demek istediğini. Hani hikayelerini gayet düz ve sade bir biçimde anlatıyor. Hani Baykan beatleri dinlerken yoruluyorum dedi ama hikayeleri anlatırken o kadar dinlerken o kadar yorulmuyorsun. Çok basit ve sade hikayeler anlatıyor. Yok zaten ondan bahsettim. Hani kaleminin en güçlü olduğu çok iyi storytelling ve lirisizminin bize geçtiği bir albüm ama müzikal manadaki o işte biraz atonal sampling kafaları beni işte baştan sona dinlerken çok yoruyor diye belirttim yani burada. Mesela bu albümden arka arkaya iki parça dinleyebiliyorum ama hani o beşe zor geliyor. Anlatabiliyor muyum o projede? Hani onu demek istiyorum. Arka arkaya dinleyeceğim zaman. Şeyi atmıştın diye hatırlıyorum ben listeye. Ben Likipon'u almıştım. Ben Lemmy Watch'un Türkçe altyazılısını ben attım abi bizim listeye. Gerilla çevirmiş onu. Tamam. Onu açarsak gençlere de bir kamu spotu olsun. Kadınlara nasıl davranılmaz. Aynı zamanda günümüzde kadın erkek ilişkilerinin de neye döndüğünü gayet güzel bir şekilde ortaya koyan bir parça bence. Tamamdır. O zaman bu arada söyleyebilir miyim bir şey söyleyeceğim? Onun tabii ardından da open mic biri açalım mı? Hani aslında sinematik de aynı zamanda hani o kulağında ses tasarımıyla verdiğini de görelim. Yani tamam, arda arda tamam dinleyebiliyorsak. Tamam dinleyebiliriz. Niye dinleyemeyelim? Abi o zaman ilk olarak Victor Von featuring Apani B-Fly, Let Me Watch geliyor. Türkçe altyazılı Gerilla Republic çevirisi. Arkasından da Open Mic Night Part 1'a bakacağız. Arka arkaya gelecekler.
O zaman ben başlatıyorum. Yani. Leme boş geliyor. Baştan alıyorum. Bu sefer mikrofonu kapalı unutmuşum. Evet, sonuna geldik. Ben fade'imizi attım. Son verse'den biraz yedik ama hani burada zaten bu parçayı müzikal değişim için dinlemiştik. Hani alacağımızı almışızdır diye düşünüyorum. Beat switch'ler, işte sampling'ler, kullanılan drum break'lerin tatlılığı. Bunlara değinelim istersen Ozan. Ne diyorsun? Zaten Emekli abimizin çok sağlam bir crate digger olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Hani bunu şişmeye sunmamıza gerek yok ama aynı zamanda hani sinematikleştirme dediğim evet. kısım burada devreye giriyor. Başlangıçtaki o açık mikrofon gecesini canlandırıyor olması çok yani özel bir şey ya. Yani onu kurabilmek ve hani onu kesinlikle. Yani o bu şarkının başlangıcı canlı hissettiriyor. Sanki yani bir film sahnesi izliyormuşsun gibi hissettiriyor yani. Doğru. Hani kendi hayatına da atıflar var tabii burada. Tabii ki. Ama bundan bir önce dedim Lemmy Watch'taki mesela Lemmy Watch'un beat'i benim en sevdiğim Doom beat'lerinden bir tanesi mesela. Siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama. Yani en sevdiğim diyemem ya. En sevdiğim diyemem. Belki ilk ona alabileceğimizden ben düşünüyorum. Ben diyemem. Her dinlediğimde de yükseliyorum. En fazla seken beat'lerden birisi diyebilirim de en sevdiğim beat diyemem buna da ben. Sesin biraz kısık. Bu kişisel tercih ve sesin biraz kısık Burak, evet. Evet. Kanka benim Bluetooth kulaklığın şarjı bitti. Ha. Diğer kulaklığa geçiş yaptım. Bunun sesi biraz böyle çıkıyor, bilmiyorum. Sesimi açabilirsen şey olabilir. Tamam, açayım. Sondasını %200'e aldım. Daha da bir şey yapamıyorum. Tamam abi. Ben o zaman elimden geleni yapmaya çalışayım. Tamamdır abi. Ben alter egoları burada noktalıyorum abi. Biraz da şeye gelelim. Partnerlerine, hani uzun dönem partnerlerine ve collab projelerde bulunduğu diğer sanatçılara gelelim. Bunlarla ilişkilerine ve proje farklılıklarına gelelim isterseniz. Mesela Madvillain gibi, mesela işte Danger Doom gibi. Tabii ki MF Grimm gibi konusuna da geleceğiz. Hani beef'lerine kadar bir girelim isterseniz. Yani şöyle istiyorsanız Madvillain'den girelim en popülerinden. Tamam. Ben ufak böyle bir kendi fikrimi söyleyeyim. Şimdi Madvillain bence hani MF Doom'un diskografisi içerisindeki en akademik iş. Zaten kendisi de Red Bull Lecture'da bunu anlatırken kafalarını yapıp işte striptease kulübüne gittiklerini, içmeye gittiklerini, ondan sonra kafaları iyiken hani bu albümü yaptıklarını falan anlatıyor. Ki yani kullandıkları işte psychedelic rock sample'ları mesela benim aklımda kadar Tree vardı mesela. Yine Sandra sample'ları. Ondan sonra Gentle Giant. Idealus sample almıştı akordiyon şarkısında. Idealus, Brain Feeders. Yok hani demeye çalıştığım şey şu hani hem sound olarak da daha çok böyle biraz daha kafayı kırmış abilerin şeylerini çok kullanıyor mesela dediğim gibi. Sandra olsun, progressive rock olsun, psychedelic rock olsun. Ve hani çok sıra dışı ne diyebiliriz? Mesela Rhinestone Cowboys'taki mesela sürekli devam eden alkış mesela yani hani. Herhalde bu ikileden başka kimse koymaz şarkısına diye düşünüyorum. Ondan sonra beat geçişleri. Ki mesela neydi? Operation Lifesaver'da mıydı mesela? Lifesaver. Yok, Operation Lifesaver'da hani birine içki ısmarlayabilir miyim anlatıyor ya mesela şeyde. Az da şeyden hani oradan da anlayabiliyorsun hani şarkı sözlerinden ve temalarından da geçirdikleri vakidi kesebiliyorsun orada. Hani lecture'da anlattığı şeyleri. Siz ne diyeceksiniz yani? Yo, ben katılırım çünkü zaten ya dediğin gibi hem Madlib hem kendisi müthiş bir crate digger, kesinlikle katılıyorum burada ve ikisinin ortaklaşa çalışması da bence Madlib'in de hala zirvesi. Yani en yakını işte Freddie Gibbs oldu. Yani Pinata ile bence hani Pinata Bandana'nın evet. daha ilerisinde çünkü bence hala. Katılıyor musunuz bilmiyorum ama hala hatta Gibbs de o kıyasa girdi yani bir ara Twitter'da
işte Doom'dan daha iyi bir birlikteliği falan diye ben buna katılmıyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu arada şey... Ya biraz da onun içinde trollük var ya. Var tabii canım. Yani Gips'in her harekete gibi ama ya ben artık Gips'e abi sıkıldım artık gülmüyorum ya. Ya bence eşit ya benim için. İkisi de eşit çünkü ikisinin de hani nasıl diyeyim farklı yönleri öne çıkıyor. Mesela biraz da hani daha böyle soulful bir gangsta albümü. Mesela MF Doom bildiğin psychedelic rap albüm yani bayağı şey hissediyorsun o şimdi maddenin adını vermeyeceğim o maddenin adını hissediyorsun albümde. Şey bu arada abi Azar Babuş demiş ki Bishop Nehru ve Joey Badass işbirliklerine de değinirsiniz herhalde demiş. Aynen onunla da değineceğiz abi. Önce özellikle şey hani ortak albüm kafasında gittiklerinden biraz devam edin dedim. Yoksa Bishop Nehru'yu zaten kendisi var etti. Yoksa mutlaka değineceğiz zaten yani. Aynen. Mad Dillon'la alakalı şunu söyleyebilirim. Yani benim en çok dikkatimi çeken Mad Lib'in her şarkıda mesela girişte farklı sample, işte ortasında farklı bir sample, sonunda farklı bir sample, işte skitlerle beslenmesi vesaire. Katılıyorum dediğim gibi Baykan, yani senin de söylediğin gibi Mad Lib'in bence en yüksek eforlu, en yüksek işte kaliteli albümlerinden, soundlarından bir tanesiydi. Zaten bence özel olmasının sebebi de o. YouTube'da var. Yani nerelerden sample aldı işte. Who Sampled'da zaten çoğu... Ya, arkadaşlara. Ya Who Sampled'da zaten MF Doom yazıldığı zaman bütün bir külliyat bulunabilenler daha doğrusu geliyor en azından yani. Oradan görebilirler. Ya, bu albümde Mad Lib'in üzerine ekstra davul yazmaya gerek duymadığı samplingleri var. Abi. Bazı sample'ları olduğu gibi kendi davullarını, kendi ritimlerini kullanıyor. Abi. Hiçbir şey eklemiyor. Artı aynen. Olarak MF Doom'un bu albümü en fazla süper kahraman referansı verdiği albüm. Neredeyse her şarkıda bir yere referans veriyor. Hı hı. Bir karakterin illa bir referansı oluyor. Bu albümde benim en sevdiğim şarkı Fancy Clown. Zaten listeye de attım. Peki bir şey soracağım. Plağı getirdin mi? Onu da bir göstersene yakına. Biraz flex yap bari. Tamam. Önder triggerlanmayacaksa getir. Söz veremem abi. Mad Villain'dan bayağı bir iş var listemizde aslında ama ben Türkçe altyazılı yine gerilla çevirisi muhtemelen Shadow of Tomorrow'u getiririm muhtemelen bize. Bak ya, mesela bu full bu doğrudan liste, şey yani. Yoksa Sandra, listemizde çok var Sandra yani. Göndermesi. Evet. Aynen Sandra sample'ı. Sample Sandra değil canım. Sample şey. Sample hint sample'ı da. Evet. Şey şarkının direkt felsefesi şey Sandra felsefesi üzerinden gidiyor. Aynen. Bu da şeyden kaynaklı diyebilir miyiz? Mad Lib'in Sandra'ya karşı olan saygısından kaynaklı. Orada bir atıf. Yok bir abi. Küçük hafif var yani. Ya yok abi derken şöyle ondaki daha büyük etki MF Doom da bir ara şey bataklığına girdi. Çoğu siyahi rapçi gibi oradaki tarikat önderlerini idol alma kafasına girmişti bir ara. Biraz onun etkisi olabilir. Dur adamın ismini hatırlayamıyorum şu an. Diğer bir yan tarafta bir sekme açtım. Adamın ismine bakacağım şu an. Malakai Z. York ki kendisi Doom kendisini 135 yıllık hapis cezasını alma sebebi dolayısıyla kendisinin yolundan gitmeyi bırakıyor ama o dönemde henüz bırakmamıştı diye hatırlıyorum. O suçlu arkadaşlar çocuk tacizi Malakai Z. York'un yani şaşırtmıyor orada da tarikat önderleri Orta Doğu'dakiyle aynı baktığımız zaman. Biraz o Sanra etkisini ben oradan görüyorum. Hani hafif %5'lik var sonuçta. Hafif Nation of Islam etkisi var. Biraz buna bağlıyorum ben. %50. Ama yoksa şey yok. Evet Mad Lib'in de Sanra sevgisi etki etmiştir ama MF Doom'un kendisi de bir dönem bu yollara girdi çünkü maalesef. Haluk'cum gelmek istersen gelebilirsin. Kapımız açık. Müsaitsen işin gücün yoksa bekleriz. Yani dediğim gibi ben yine çok geçe kalamayacağım. Zaten Haluk benim yerime gelebilir. Hani şarkıyı dinledikten sonra istiyorsanız hani John Robinson'la olan ortaklığını falan da kısaca konuşabiliriz tekrardan.
Bu arada bu konuşabiliriz, evet. Dediğim gibi ben yine her hafta Hip Hop 101'de olduğu gibi playlistimizin tamamını, hatta daha fazla MF2 parçası ekleyerek hani size geniş bir playlist YouTube'da sağlayacağım. Biz bugün hani projeleri de tanıtmak üzere hani konuştuğumuz projelerle alakalı parçaları dinleterek ilerliyoruz şu an için. Buradan sizin de tercih ettiğiniz o yönde olacağını düşünerek, sonuçta İngilizce yeterliliği olmayabilir her arkadaşımızın, izleyicilerimizden. Onun için Türkçe altyazılı Shadows of Tomorrow parçasını getireceğim Mad Villain'dan. Kabulseniz. Hatta başlatıyorum. Dinleyelim en kötü. Girmeden abi. Bir şey saniye abi. Ederiz. Girmeden hemen verelim bilgileri ufaktan da. Tabii. Shadows of Tomorrow şarkısı featuring Quasimodo. Quasimodo da Mad Lib'in alter egolarından birisi. Hı-hı. Bunu evet. Eklemek gerekiyordu şarkı için. Evet, evet, evet. Bu arada düşünüyordum şarkıya girmeden, onu da söyleyeyim, aklıma geldi hani Mad Villain'dan iki tane projesi vardı. Biri Unseen, diğeri de Mad Lib Invades Blue Note. Villain'dan daha çok değilim. Bir şey daha. Tabii. Bir şey daha söyleyeceğim. Sunra Sample'a Strange Ways. Evet, şimdi hatırladım, çok özür dilerim. Değil, o Gentle Giant. Gentle Giant. Ya abi, ben bir şeyi neyi hatırlatmıyorum bugün. Ama bir Sanrı İstanbul'da var. Onu nereden ders biliyorum? Ben şarkıyı ilk dinlediğimde zaten önceden Gentle Giant fanı olduğum için dedim. Gentle Giant kavşım oradan çok hatırlatmıyorum. Okey, tamam. Severim. Oradan söylemeden geçmeyeyim. Gentle ben Giant. Hatırlıyorum ya, neyse. O zaman giriyorum parçaya. Mad Villain Shadow. Hı. Mad Villain Shadows of Tomorrow geliyor Türkçe alt yazılı. Ben de şöyle eşlik ediyorum. Evet arkadaşlar, parça bitti. Ben fade'imizi attım. Önder, dediğim gibi buradaki Sanra'nın müzisyen Sanra'dan ziyade biraz daha ben %5 referans olduğunu düşünüyorum şahsi olarak. Çünkü Türkçe çeviride sen de şeyi yakalamışsındır. Hani müzikten ziyade biraz daha %5'e uyabilecek line'ları yakalamışsındır zaten. Hani öğreti bazında. Aynen. O yüzden evet, diyorum hani evet, buradaki Sanra selamını ben müzisyen Sanra'dan ziyade hani biraz daha o %5 kafasına görüyorum. İdeolojik işte. Sanra. Evet. Aynen. Evet. Okay. Ay. Bu arada gerçi yok değil mi listede? Abstract Orkestra'nın Mendel'in için yapmış olduğu yok. Aynen. Şeyde eklerim. Onu, YouTube tekrarını abi düşündüm de onu. YouTube tekrarını eklerim abi, problem yok. Şey abi ya, zaten bir sürü Doom parçası var. Es geçtiğimiz mecburiyetten, zaman yani kısıtlaması. Yani zaman kısıtlaması yoksa çünkü sabah 7. Abstract Orchestra'nın da iki tane albümü var direkt. Mad Villain beatlerini coverladıkları. Oraya girmek evet, biraz sıkıntı. Hatta şeyin de var, Bad Bad Not Good'un da var. Beni sen tanıştırmıştın hatta, Önder, iyi bilirsin. Ya dediğim gibi sabah 7'yi bulmamak adına biraz ele eleye gidiyoruz. Ben daha detaylı bir listeyi, hatta sizden biraz daha fazla parça isteyerek YouTube playlistine yaklaşık bir 50 parça falan vermeyi planlıyorum en iyi seçkimiz olarak. Aynen. Freestyle oldu, birden böyle çarpan güzel oluyor. Güzel gidiyor şu an. O zaman ben Mad Villain'a daha değineceğiniz bir şey yoksa ilerliyorum. Ya Mad Villain'a değineceğimiz şeyleri çünkü ya biraz daha bir trivia bilgi gibi internette kolay aramayla bulunacak, işte kapaktaki Madonna referansı vesaire, hani bunları biraz es geçiyorum çünkü dediğim gibi yani Wikipedia'dan belki ziyade biz biraz daha sound, lirikal odaklı ya da işte zihniyet odaklı, müzik anlayışı odaklı konuşalım istediğim için biraz geçiyorum. O zaman biraz daha Fancy Clown'dan bahsedebiliriz sanki, bu albümde hani konsept farklı olarak değinilmesi gerektiğini düşündüğüm şarkılardan birisi çünkü. MF Doom burada iki person olarak yer alıyor. Hem kendisi yani MF Doom olarak hem de alter egosu Victor Vaughn olarak var. Şarkıda iki tarafın birbiriyle olan kapışmasını izleyebiliriz bir kadın uğruna. Victor Vaughn ve bir kadın, gene değişmeyen şeyler. Ya ben o şarkıda şeyi görüyorum ya, böyle kendi lise ergenliğimi falan görebiliyorum o tripte. Şey, çünkü hani bir kıskançlık var işin ucunda, anlatabiliyor muyum? Şey gibi, büyük abini kıskanıyormuşsun gibi bir durum var ortada. Gibi değil mi evet, biraz ya? Aynalı Tahir'le şey, hayat bilgisi karışımı bir ruh hali. Bunu bekliyordum ya. Güzel referans, eyvallah. Eyvallah. Bu arada ben yine o zaman
hep es geçilen bir MF Doom işinden bahsedeyim. Daha doğrusu MF Doom'un da dahil olduğu bir işten bahsedeyim. Çünkü albümün tamamını o prodüksiyonu yapıyor. Ve yani artık galiba YouTube'da da tamamı bulunmuyor. Şu yeni yüklenenler oluyor yani yüksek kalitede. John Robinson'dan 2000 ne zaman çıkmış? Ha, 2008 yılında çıkan Who Is This Man albümü. Şimdi John Robinson kim? Lil Psy diyebiliyoruz kendisini. Daha çok kendisi Science of Life grubunun bir üyesi. Yine New Yorklu iki rapçi. Aynı zamanda Science of Life'ın da tabii albümlerinde bulunuyor MF Doom kendisi. Bu grup da 90'lardan beri bu işi yapan ve 2000'lerde hani ortaklık eden isimlerden MF Doom'la. Hani yine es geçilmesin, bayağı sevdiğim bir iş. Bir şekilde bulabilirseniz dinlemenizi tavsiye edebileceğim bir iş. Hani MF Doom'un herhalde durduğu tek albüm olabilir yani. Hani kendi personasını çok öne çıkarmadığı ama muhteşem prodüksiyonlarla yine muhteşem bir MC olan John Robinson'a eşlik ettiği farklı bir MF Doom işi diyebilirim. Evet, ben de severim. Ben de severim. Bayılırım. MF Cream'e geçmeden önce, çünkü orada biraz daha uzun dururuz. Ben bir Danger Doom ortaklığından biraz bahsetmek istiyorum. Yani, çünkü yani şey, galiba MF Doom'un en mainstream oynayan işiydi diyebilirim. Ve benim galiba en sevmediğim MF Doom işi. Ya o albümle ilgili çok sevdiğim bir şey var ki, Keith Mansfield'ın o klasik şeyini, Library şarkısını kullanmalarına ben bayılıyorum. Ya bu arada bu ya en kötü projesi dediğim şey değil, hani rezalet anlamında falan demiyorum. Hani birçok işi hala tercih ederim ama MF Doom'un kendi diskografi içerisinde beni en çekmeyen iş budur. Benim için de bir Nehru ile yaptığı iş yani. Yani daha böyle karakteri tam oturmamış, hani hayatta daha bir ilerleme kaydetmemiş, hiçbir şey anlatamayan bir çocukla o kadar zayıf bir albüm yapıyorsun ki çok iyi beatler üzerine. Gerçekten kendimi kesesim geliyor albümü duyduğum zaman. Ya aşırı sıkılıyorum albümden. Biraz şey yüzeysel yani, rap yüzeysel. Dinlediğimde pek sarmamış. Bu arada Azar Babuş var güzel çekler ama Talib Valley düetli Old School Rules yıllarca heyecanla dinliyorum hala demiş. Abi o benim de bu albümde en sevdiğim parça oydu bu arada. Drift'im benim de ya. Ya zaten ben Türkiye'deki tek Talib Valley fanboyu olarak bunu es geçemezdim muhtemelen. Ona katılırım 700, çünkü ben... %5'li Baykan. Biz yani bu yayınlarda kendisi... %5 anlattık, doğru. Doğru diyor. Şu an itirazım yok buna. Ateist halinde şey %5 gibi anlattım. Kabala anlattım burada ya. Doğan görünümlü Şahin yani ateist görünümlü %5'çi. Ben bilmiyorum. Talib Veli'yi fazla eziyorsunuz. Ben çok üst düzey görüyorum. Yok, ezme değil abi. Ben çok severim. Ben severim. Buradaki herkes de sever de sen aşırı fanboy olduğun için abi bizim söylemlerimiz sana gömme gibi gelebiliyor. Ya Twitter kullanımını ben de sevmiyorum ama haklım haklı yani. Geçen bir şey görmüştüm onunla alakalı. Çok sinir bozucuydu. Artık parantez. Amerika'daki ırkçılar bitti, Rusya'daki ırkçılarla kapışıyordu ben en son takip etmeyi bıraktığımda. Ama yani abi çok haklı ama ya. Gerçekten çok haklı. Yani ve ya mesela hani Talib Valley'e karşı mesela Diabolik mevzusu falan oldu ya abi, o kadar haklı ki yani Diabolik ne Allah'ını seversen ya. Ya bir radyo programın var, senin git orada konuş, Twitter gözünü seveyim ya. Adam konuşmayı o kadar çok seviyor ki radyoda da konuşuyor, Twitter'da da konuşuyor. Bulduğu her yerde sürekli konuşuyor. Oğlum adam freestyle'cı, ne bekliyorsun ki ya? Ya bu yani sürekli. Taksa o yapıyordu değil mi oradaki programı? Evet. Çok güzel program ya. Harbiden çok güzel program hani. Evet, sosyal medya kullanımı gerçekten çok kötü Talib Valley'nin ama yani ben yine de hani burada gördüğünüz uzun saçlı arkadaşa ezdirmem onu yani yine de hiçbir şekilde. abi evet, ne diyorduk? Danger Doom diyorduk bu arada. Yani üzerine çok ekstra konuşulacak bir şey yok yani, evet, hani evet. Ekstra kapaklarla çıkması biraz özel. Farklı, değişik çünkü
4-5 kapağı vardı yanlış hatırlamıyorsam albümün. O güzel bir şey bence. Hani şey çizgi romandaki varyant kapak mevzusu gibi biraz. O da şey mevzusundan ötürü değil mi? Bu Adult Swim işbirliği mevzusundan ötürüydü herhalde. Ha bak evet evet onu es geçtim. Doğru söylüyorsun. O olabilir. Peki Gezer yani... Bu arada Adult Swim'den çıkmamıştı. Bir de şey bir albümü var. Yani çıkmamış ama sonra internete sızdı. Onu da konuşabiliriz aslında. Ben şeye geleceğim açıkçası kafamda. Bunu da ekleriz abi. Benim kafamda sırayla MF Grimm'i en sona atıp sonra da zaten ölümüne gelip ufak ufak son yarım saatimiz muhtemelen yayını ufak ufak kapatırız zaten. Yok onu da konuşalım hiç sıkıntı yok. Benim bir Gazillion Year ve JJ Doom konusunu açasım var. Killer Show göndermesi mi? Hello Gavana. Ondan sonra... Gavana. Ondan sonra Danger Doom'u kapattık. MF Grimm var. Sonra tekrar araya biraz Moonfoot ve sıkıştıracağım. Çünkü tekrar bu personlardan uzun süre sonra tekrar bir Doom personasına geri döndüğü bir albümdü. Uzun süre sonra. Sonrasında da Joey Badass, işte Bishop Nero gibi gelecek vadeden MC'leri olan desteği ve vefatıyla Zarface albümünü de belki konuşabiliriz isterseniz ama. Onu zaten ben Wu-Tang yayınına da detaylı gireceğim için çok ön plana çekmeyi düşünmüyordum ama biraz konuşabiliriz yine. Ve sonrasında da yayını kapatırız. Evet abi araya konuşulacak mutlaka. John Robinson'ın albümünü de ekleyebilir misin şarkılara şimdi? Yok şarkılarda var abi John Robinson aldık zaten. Bir dinleyebiliriz ya. Arada bir ne konuşuyorsunuz lan yeter şarkı dinleyelim diyenler olabilir. Tamam. Food'u zaten konuştuk abi ama yine de tekrar bir değinelim ya. Çok güzel önemli bir geçildi. Çok yüzeysel geçildi. Önemli bir albüm abi. Biraz daha detaylı konuşmamız lazım. Çok yüzeysel geçildi. Yani en başta bir şu oldu bu oldu şeklinde konuştuk. O albüme biraz daha parantez açmamız lazım bence. Deniz iyi geceler. O zaman senin isteğin üzerine John Robinson featuring MF Doom Out of Control geliyor. Evet arkadaşlar parçamızı bitirdik. Bence de Ozan katılıyorum. Çok güzel bir proje. Ya iyi ki dinledik. Bu arada buranın da çok sevdiği Ritmatik'e saygılarımızı da yollamadan etmeyelim. Kendisi DJ Ritmatik. Evet. Beat Junkies'e selam olsun. O zaman ben bir MF Grimm konusunu mu açayım önce? Mumford'a dönmeden önce JJ Doom and Beyond'u mu açayım? Hangisini tercih edersiniz? Onunla devam edelim. MF Doom daha şey olur yani. MF Doom ben çok hakim değilim aralarındaki kavganın sebebine. Ben de açıkçası çok detay bilmiyorum o beef hakkında da. Bayağı bir beefleştiler MF Grimm'le. Stonestrove'daki herhalde Medville'in anlaşması da biraz tuz biber ekti diyebiliyorum üzerine. Çünkü sadece beef'ten değil de bütün ortaklık boyunca bir genel konuşalım istersen o zaman. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız da olacağı için hani biliyorlarmış öngörüsü de değil. Hani çünkü bir de hip hop 101'lerin genel bir öğretici yanında var ya hani bilgilendirici. Hani biz bilsek de en temel olarak bir birlikteliklerinden başlarsan sevinirim. Birlikleriyle hakkında aslında çok MF EPC dışında çok da bilgim yok kendi aralarındaki ilişki. Hı-hı. Hakkında yani bir tek hani o hani kapakta satranç oynadıkları şey var ya ne derler iyi biliyorum bir tek işte yani burası tam EP de mi denir mixtape mi denir ona ben mixtape derim aslında ya denir. Ben mixtape evet, derim evet çünkü şey de var içerisinde hani King Ghidorah albümünden falan şeyler de var yani şarkılar da var aynen o yüzden mixtape derim ya evet öyle. Bu arada He 2626 Prime ile abone oldu. Aboneliği için teşekkür ederim. Ve bir de ben yayının başındaki bir aboneliği görmemişim. Onu da şimdi gördüm. XL'likem ikinci ayını kutlamış. Prime ile abone olmuş. Ali çok teşekkür ederim sana da ya. Görmemişim kusuruma bakma. MF Grimm ile aralarındaki ilişkiyi ben bildiğim kadarıyla bir öğretmen usta çırak ilişkisi var. Evet. Çünkü MF Grimm'in Teacher diye bir Distemin de bir sitem şarkısı vardı, onu dinlemiştim. Orada net bir şekilde görüyoruz yani şarkıyı dinleyenler için. Öğretmeninden bahsediyor, öğretmenin yaptığı bazı hatalardan bahsediyor ve ortaya çıkışından bahsediyor. Yani bir meditasyon süreci geçirip bir şeyleri algılayıp. Bir tane daha şarkısında da MF Doom'un yaptığı anlaşmalardan
kaynaklı ona bir sitemi vardı. Hatırlamıyorum şimdi şarkının ismini ama. Biraz arka plana itilmesinin zoruna gittiğini düşünmekteyim açıkçası. Özetleyecek olursak yani. Şöyle bir arka şey... plana itilmiş gibi hissediyor olabilir. Lafına böldüm, kusura bakma. Ya ama bu ben arada, şöyle bu arada bir dakika abi MF Grimm'i aslında yanlış hatırlamıyorsam DJ Rock Ray'da keşfediyor. O zaman Nicki MF Grimm değil gerçi ama. Ve hatta isim benzerliği tabii ki aynı gruptan bahsetmiyorum ama onların da bir Grave Diggers diye bir albümü vardı, albümü diyorum. Bir grup denemesi var diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. MF Grimm öncesi tabii, bu Nicki almadan önceki döneminden bahsediyorum ben. Nicki'ni hatırlamıyorum şu anda o zamanki. 2000'lerde ise MF Doom'la MF EP ile bir collab başlıyor ve duo olarak takılıyorlar uzun süre. Ama sonrasında işte oradaki beef'te çok takip edemediğim noktalar oldu. Bilinmeyenler var hala internette. Biraz hani tam sebebi tahminlerimize dayanıyor biraz daha, siz de biliyorsunuz. Orada bir ipler kopuyor. Hatta ben dediğim gibi ölümünde hani küs mü öldüler yoksa araları düzelmiş miydi? Hala net bir bilgim yok benim yani. Benim de aynı şekilde. Bu arada şöyle bir şey var, ben hani Stone Throw anlaşması da biraz hani tetikledi diyebiliyorum. Çünkü hani İbrahim abimizi biliyoruz hani yine şeyde önemli isimlerden biri Stone Throw için. Hani Yorol Drug da olsun, Talip Veli olsun, onunla alakalı tweetler atmıştı hani. Biraz hani işi fazla nasıl Mahmuzlar ellerini fazla alıyor ve hani istediği gibi davranıyor modunda ki MAD de Metaphor, bildiğimiz yine Los Angeles'tan Stone Throw tayfasından Mad Villainy 2'nin rehin tutulduğuyla alakalı bir atmıştı birkaç sene önce. Yani bu hani ölümünden çok çok daha önce biraz ikonunda sıkıntılı durumları var. Yani kendisiyle benim bir plak takası olmuştu. Biraz şey yani hani biraz hani sağlık yani ruh hali pek düzgün bir abi değil. Biraz hani şey takıntılı yani biraz bir tip. Ya o tayfada genel olarak öyle problem var. Blue'nun da mental problemleri bariz falan ya. Hani biraz Stone Throw veya MF Doom ilişkili insanların böyle bir problemi oluyor genelde. Ama biraz onda ego yani egonun adından hani yola çıkarsak egolu bir tip olduğu evet. Bariz yani. Hani ki kendisiyle de plak takasından ötürü söyleyebilirim. Yani Blue'nun biraz hani şey nasıl diyeyim hani engel olamadığı bir şeydi. Evet. Onun dışında MF Grimm'de biliyoruz hani çok hani %5'i mi çok emin değilim ama militan bir şey hani Black Panther kafasında bir abimiz. Hani aşmalardan hani biraz kızmasının sebeplerinden biri de o diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey yürütebiliriz hani fikir. Ama onun dışında ekstra ekleyebileceğim çok bir şey yok yani. Benim bildiğim kadarıyla da şey MF Grimm zaten drug dealer. Yani MF Doom onu o haldeyken çekip kendi yanına alıyor. O teacher mevzusu ondan sonra başlıyor zaten. Grimm hapse girdikten sonra oluyordu sanırım o aralarındaki bozuşma. Mad Villain çıkmadan önce bu Stone Throw anlaşmasının olduğu dönem. Ozan da demişti zaten. Ya şey birazcık ilgiyi kendi üzerine fazla isteyen bir adam Grimm. Evet. İşte hani, arka plan itilme olgusu. Şey İşte ben hapse girdim çıktım, ben şuralarda oldum, şuralarda takıldım, benim daha büyük bir isme sahip olmam gerekiyor, sen benim önüme geçiyorsun, tribi var. Hani kendini bir OG zannetme durumu var abi. Chat'te Serkan'ın yazdığını patladım ben, pardon. Çok özür dilerim. Ben bu mevzuyu sen anlatıyorsun ya MF Grimm'e, benim aklıma şimdi güncel biflerden, Türkiye'deki biflerden biri geldi, girme. Anlamışsın. Evet, girme hiç, girme, boşver. Abi girmeyin, boşver. Ayı beef'i demiyorum ya, biraz daha şey, West Coast beef'i diyelim. Anladın sen onu. Anladım, hiç girme, boşver. girme, sal abi, bu drama, Türk şerif draması, baydım artık, yeter abi, sal. O zaman ben aşırı Bukowski soslu J.J. Doom and Beyond'a bir gelmek istiyorum. Sonra da Ümit'e ve oradan da ölümüne gelip kapatırız bir iki parça daha dinleyip. Yani o zaman chat'teki bütün kadınları kaybedeceğiz yani. Allah Allah. Evet abi. Gelsin analizler. Analizler gelsin. Türk Şeref dedi ki analiz diyeyim ona. Hadi bakalım.
Analiz denedin mi falan değil mi? O zaman yakma kanalımı. Devam. Kanım çekildi. Yani Haluk, gerçekten ya. Haluk bir de ben yani. Bir Haluk bir ben var ya, bir gün seni banlatacağız galiba. Ya veteran. Ay. Kuleyüze bir Rabbin nas, ilikin nas, ilahin nas, minşebin, elham nas. Evet, o Nas suresinin bir şakası var bizim şeyde maalesef. O yüzden geliyor. Gangsters Paradise mevzusundan ben bir kere oraya bağlamıştım da o yüzden geliyor o şu an buraya. Abi çok dağılıyoruz, devam edelim. Yanmadan kanal, hadi ne olur. O klasik espri ya. Yani. Abi 2009'da yine UK'den Lex Records'dan çıkıyor diye biliyorum değil mi? Evet, JJ Doom, Lex Records. Aynen öyle. Dediğim gibi fazla benim için aşırı Bukowski kokuyordu. Yani bu iyi anlamda. Gazillion Year EP'sinde var bu da değil mi? Gazillion Year. Değil mi? Olamadım ya, dur kontrol edeyim. Emin yapmış olamadım, ben şu an hatırlamaya çalışıyorum. Herhalde en az bildiğimiz film olabilir hepimizin ya, değil mi? JJ Doom. Ha. Ya çünkü çok yeni bir proje aslında. Ya yeni değil ama güncel sayılır. Born Like This Day'di Gazillion Year. Evet, doğru. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Hani benim için hani oradaki en meşhur parça. Georgia Moroder şeydi değil mi bu? Evet. Tamam. Moroder sample'lı olan, aynen. Yine burada Doom'un edebi yönünü prodüksiyondan daha ön planda görebileceğimiz bir projeydi benim açımdan. Ama belli ki pek dinlenmemiş ekibimiz tarafından şu an. Milletin de açık konuşmak gerekirse herhalde en az, yani Bishop Neri'yi saymazsak en az sevdiğim işlerden biri diyebilirim. Eyvallah, yani en az benim için ön çıkıyor. Ama şey yani, burada da güzel bir şey vereyim. Star var ya, kadın MC. Hı hı. O da mesela sık sık görüyoruz. Onu da görüyoruz. O da önemli bir isim MF Doom'un diskografisi için. Ona da eklemiş olabilirim. Tamam, o zaman ilerliyorum sizi daha fazla zorlamadan, sıkıştırmadan. Ya ama ben tepki vermiyorum. Çünkü ben de pek şey yapmıyorum. Fark ettim. Ya dinlerim ama sıkıldığım işlerden biri olduğu için üstüne de düşmemiştim. Evet, Azerbaba da sizden hani en az benimseyebildiğimiz MF Doom kolabı demiş o da. Hani o da sizler, evet, aynı fikir. Ama ben hala Danger Doom'dayım o kafada. Hani bu da hemen Danger Doom'dan bir sonrasında geliyor benim için. Hani diskografisinde hani en az beğendiğim iş sıralaması yaparsak. Dediğim gibi oradan Gazillion Year benim için biraz daha öne çıkıyor ama kalanını çok uzun süre dinleyemiyorum. Ama dediğim gibi hani dinlediğimde aldığım klasik edebiyat referansları, Bukowski referansları bayağı lezzetliydi ama müzikal olarak çok uzun süre tahammül edemediğim bir Doom projesi bu da. JJ Doom mu? Ha? JJ Doom da değil ama şey ya. JJ Doom da değil de Gazillion Year. Sen JJ Doom'dan bahsetmiyorsun değil mi? Burn Like This değil mi o ya abi? Yok abi, JJ Doom ve Gazillion Year ikilisi için söylüyorum ben bunu. Çünkü yakın dönemler. Hani o hız kazanmak adına hani ikisini arka arkaya konuştum ya demin. Ya şey, JJ Doom'u biraz daha fazla seviyorum. Hani içinde Damon Albarn falan olsun, Buckethead olsun işte. Hı-hı. Şarkı olarak. Governor mesela benim çok sevdiğim. Regular Show göndermesi. Ki Regular Show'un hastasıyız yani. Gel abi, hani şey var ya, Umut Sarıkayık. Aynen. İlmatik övüyoruz. Gel abi. Yok biliyorum da. Gel abi, biraz Regular Show övelim falan diye. Ya abi, bu anının ben chat'te bir tarafı düetleri. Yok chat'te bir isimleri o da. Ben chat'te bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum. Hani ben hani V bağlayıcıyla konuştum. Hani şey, JJ Doom and Beyond ve Gazillion Year dönemi şeklinde konuştuğumuz için ikisini arka arkaya sıraladım. Hani yoksa JJ Doom'un Beyond'un içerisinde Gazillion Year var demiyorum şu an, yanlış anlaşılmasın tekrar. Arka arkaya konuşmak için. Biraz gariplik var. Yok, cümlem senin tarafından yanlış anlaşıldığını fark edince chatte de yanlış anlaşılmış olabilir diye tekrar edeyim diye dedim. Hani arka arka hani B bağlacıyla bağladım onu yani. o zaman biraz da Mfut konuşalım.
Ford. Aynen abi. O Dilla Beat'i diye hatırlıyorum ben de. Gazillion Year. Mumford ve tekrar MF Doom, MF Doom personasına dönüş. Bir tane kakafoni oldu. Baştan evet. Teker teker alalım. Mali bu arada Abdurrahman Maral'a seviye 1 abonelik hediye etmiş. Abdurrahman aboneliğin hayırlı uğurlu olsun. Mali'cim çok teşekkür ederim. O zaman abi tekrar Mfud ve MF Doom personasına dönüşe başlayalım. Sonra da ufak ufak ölüm haberi ve oradaki ufak bir iki skandala değiniriz ve yayınımızı sonlandırırız. Bir parça dinleyerek. Mfud. Yani Mfud dediğimiz albüm yine güzel bir sembolik anlatımı olan ve işte tam böyle yemek kültüründen ziyade biraz daha böyle endüstriyel yemek kültürüne daha çok kullanan diyebilirim. İşte güncel durumunu anlatmak için, onu daha böyle eleştirel bir bakışla sunabilmek için kullanılmış bir tema. Aynı zamanda işte Umfud'un da MF Doom'un diagram mı diyordu? Diyordu ona. Fark, çünkü bütün neyse siz devam edin. Ben kelimeyi bulamadım. Diyagramı bir yere bağlayamadığım için şu an durdum, sorguluyorum. Ama bu arada hazır bağlayamamışken Garabet de Prime'le abone olmuş. Garabet çok teşekkür ederim. Aboneliğin için. Sağ ol. Abi bu albümü ben şöyle öveceğim abi açıkçası. Rhyme Sayers'a geri dönüş ve bence tekrar o dönem biraz tek düzeleşen Rhyme Sayers'a tekrar bir can katma gibi düşünüyorum ben bunu. Burak biraz linçleyecek beni ama ben böyle düşünüyorum. Bu açıdan da benim için önemi çok yüksek. Tek düzeleşen derken kardeşim. Ya ben katılmıyorum çünkü yani o sene çıkan Rhyme Sayers'ta Semi-official 4 yılında çıkan albümlere bir bak diyorum ben sana sadece. Bu arada Arif abi 33 izleyiciyle birlikte raid yaptı, baskına geldi. Abi hoş geldiniz. Abi o sene çıkan albümlere bak diyorsun. Rhyme Sayers'ın böyle hani SoundCloud era'dan bahsetmiyorum. Dönemin emo rapçilerini label'a topladığı, Greaves'i falan pushladığı dönemden bahsediyoruz abi şimdi. Beni... 2004'te Greaves yok abi daha. Portakal'da senin bahsettiğin rapçilerin hiçbiri. Micronauts var o sene. Micronauts var, Semi-Official var, BK1 var, Brother Ed var. Var ne var? Oğlum, yanlış ID orada. ID Abilities'in en kült albümlerinden birisi var oyun. Oğlum bütün Rhyme Sayers'ın yani. Bütün diskografisi çöküyordu demiyordum. Rhyme Sayers'ın çok tek düzey işler yayınladı. Greaves'le falan imzaladı. Yılın başı yani. Alantaz biliyor muyum sana? Şöyle oğlum 2004 la. Değil. Sen 4-5 sene sonrasından bahsediyorsun. 2004'dan bahsediyorsun. Rhyme Sayers'ın en abstract döneminde böyle işte POS'lerin bilmem nelerin çıktığı dönemde böyle MF Doom'un yine girip hey ben de buradayım lan deyip böyle ortaya böyle bir albüm koyması diyebiliriz. Emotlar onay bekliyor. Bak, bir tane düzeltme yapacağım. Abi en abstract dönemi değil, en abstract dönemi 2007-2008'den sonra başlıyor. Bak albümleri sana söylüyorum. Blueprint'in albümleri var. Felt var, Composition var. Var tabi yani. POS'in Never Better ne zaman çıktı? Sen 4-5 sene ileriyi söylüyorsun. Veterancımı ilaçlar. Sonunu söylüyorsun yani. Hani. Sıkıntılarım var. Abi Micronauts işte olsun. Ben de en hardcore rap dönemi yani. Abi yok bu arada ben de hani açıkçası Önder'le aynı hatırlıyorum kusura bakmayın ama yani ikimizden yani buradaki ikiliden biri yanlış yani ama ben Önder'le aynı hatırlıyorum açıkçası. Tamam ben Discogs'dan da kontrol ediyorum sana. Tamam. Doğru. Tamam. Yanlış biliyorsak da öğrenelim mesela, abi o insanlık hali yani. Doğru. Bak mesela 2006'da The Coop'un albümünü çekmek değil bak bu işe saygılıyım bak insanlara doğru bilgi aktarmak. Vay. Kardeşim tamam, burada tamam. Mr. Rhyme Sayers varken sen ne diyorsun Baykan? Ya sen hayırdır kardeşim? Mesela The Coop'un albümü de 2006'da çıkmış. Salman, ondan sonra Soul Position ve tam böyle baba dönemi yani öyle söyleyeyim sana. Hani Self Destruction albümü var. Micronauts'un albümü var. Boom Bap Project var o dönem. Bak doğru hatırlıyorum. Print'in en iyi albümlerinin olduğu dönem yani.
Peki sizle alakalı bir soru soracağım. Action Bronson'ın iman ettiği albüm ve din kitabı yerine bu albüm olabilir mi peki sizce? Yani. Bak kanka kendisine sormak lazım. Yemekler hoşuna gittiyse. Abi çünkü hani kariyerini bunun üzerine kurdu ya Action Bronson. Hani bu albümün konseptinin üzerine kariyer inşa etti çünkü. O yüzden merak ettiğim bir sorudur yani. Büyük ihtimalle o zaman yanlış anlamış yani konsepti. Çok olası ya, çünkü daha çok piyasaya gömüyor burada. Action Bronson piyasaya çok iç içe bir albümüz. Yani şey yani Tevfik Fikret şiirindeki gibi yani. Doyunca ya, kusuncaya kadarım yani adamın olayı o. Ama en azından kilo veriyor, bayağı kilo verdi. Bu arada bu dönem konusunda siz haklıysanız ben sözümü geri alıyorum ama biz haklıysak hala Rhyme Series'e can kattığını düşünüyorum orada yani, üzgünüm. Ama yani muhtemelen siz haklısınız çünkü Ozan Discogs'lara falan bakarak geliyor. Ya bence bu albümün çıktığı dönem Rhyme Series'in en parlak dönemi bence. Bu arada şey, can kattığına katılıyorum çünkü bence hani gerçekten Rhyme Series'ı katalogundaki en iyi 10 albümden biri falan bence yani. Bu arada bir dakika, Arif abi Trina istemiş. Abi MF Doom özel yayınındayız, o yüzden bu seferlik es geçelim. Bir dahaki yayınlardan birinde söz senin için çalacağım. Tabii ki de Mali yani. Ne sandın? Benim adım Ozan. Ben boyunu bozarım. Peki. O zaman MF Doom'dan bir şey dinleyelim. Ne dersiniz? Sonra da ölümüne geliriz biraz. Cakes'i dinleyelim, Potholders'ı mı dinleyelim? Ben de One Beer'ı almıştım. Al, fark etmez tamam. Yani ben hani o zaman ben borçlu gelire bakmıyorum. Tamam, ben One Beer'ı açıyorum o zaman ben. Yani MF Doom One Beer geliyor. Tamam. Ben fade attım. Bu arada sen lafa girmeden şarkıdaki göndermeyi fark ettin mi? En sevdiğin rapçiden bahsediyor. Diyor ki rapçiler niye sarmışız gibi kulağımıza bağırıyor. Hatırladın mı? En sevdiğin rapçi. En çok övmeyi sevdiğin rapçiden bahsediyor şarkıda. Evet. İsim verebilirsin ya. Çok çok inside joke bu yani. İsim verebilirsin. Masakka tabii ki de. Evet, anladım da çok inside joke bu o yüzden. Yani bilmiyorum, katılıyor musunuz? MF Doom'un sound'u, işte rapleri, anlattığı konular, kompozisyon, konsept, kafası sadece olayın müzikal kısmında değil, illüstrasyonlarına da yansıyor. Evet yani abi. Bundan hiç bahsetmedik. Mesela Dan Lish diye bir karakter var, bilirsiniz. İllüstratör. Böyle haftalarca işte Mercedes Doom, ne bileyim, Winnie Doom vesaire böyle garip garip bir şey yapmıştı, seri yapmıştı. Evet, hatırladım. Mesela bizim bile kapaklarımızda illüstrasyon kullanmamızın en büyük sebeplerinden birisi bu adamdır bence. Çünkü her kapağı apayrı bir sanat yani. Bence daha burada ben buna katılmıyorum. Çünkü yani zaten albüm toplayan biri, yani crate digging yapan biri bunu şey yapar çünkü. Ondan önce de yani MF Doom'dan önce de iyi kapaklar çıkıyordu. Şeyden bahsediyorum Ozan. Türkçe rap olarak hani en azından bizim jenerasyon olarak diyorum. Anlatabildim mi? Hani arşivci tayfadan ziyade müzik üreten tayfanın daha çok. Hani anlatabildim mi böyle? Sen şimdi o tayfayı daha iyi tanıyorsun yani onların hani sen bir istisnasında onların MF Doom'u dinlemediğini biliyoruz. Sadece LimeWare'den indirdikleri şarkıları söylediklerini hepimiz biliyoruz yani. Şimdi kimse... Oğlum barışım olmaya çalışıyorum. Niye öyle yapıyorsun? Yemişim barışım. Neyse yani. Abi aynen, ben barış. Konuya geri dönüyorum. Deminki bahsettiğimiz MF Green mevzusuna burada da ya özellikle buraya sapladım ben şey mevzusunu. Deep Fried Prep. Friends şarkısı. Doğrudan MF Grimm'e yazılmış bir parça abi. Hı hı. Ya bütün line'ları, bütün punchline'lar, her şey MF Grimm'e. Bulmuştum sanırım. Evet. Baştan aşağı tamamı MF Grimm'e yazılmış bir şarkı bu. Hatta abi, Ozan'ın... Burak sen onu bulurken ben Shadow güzel bir şeye değindi. Necron'un da kapakları bana çok hoş geliyor diyor. Necron mesela direkt olarak Giallo'lardan çok etkileniyor genel görsel sanat anlamında. Ozan da katılacaktır.
ona katılmıyorum. Yer yer katılıyorum. Yer yerde mesela death metal ve thrash metal kafalarına çok şey yapıyor. Yani hani, Necron'un biraz... logosu zaten direkt abi metal band logosu gibi bir logo ama hani şey var orada hani çizim olarak sürekli bir işte zaten death rap işte horrorcore etkisiyle kullanılan çizim tarzı bana hep Giallo'yu çok andırmıştır. Necron'un kullandığı mesela çizim, illüstrasyon tarzından bahsediyorum. Yoksa adamın logosuna kadar zaten death metal, thrash metal kokuyor yani hemfikirim. Arada bu arada bir laf Necron'un galiba hani zaten thrash metal grubu var hani gençlikten evet, de rapten evet. diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam beni var. Düzelttin. Yani bu arada şeye de değineceğim hani şimdi biraz esprili olarak değindim ama geçen global hip hop gündeminde konuşmuştunuz ya bir drill şarkıda mesela. Bak hani bağırmadan da rap yapılabiliyormuş diye mesela. Yo hayır canım oysa bağırmadan drill yapıldığında ben seviyorum demiştim sadece. Yok mesela bak şarkı bir şekilde kanıtlıyor yani hala geçerliliğini onu demek istiyorum. Eyvallah. Yoksa ya yani bağırmadan bağırmayan abi. Evet bağırmayan drill daha çok seviyorum demiştim. İkisi farklı. Bağırmadan yapılabiliyormuş hala... demedim ben orada. Yani ben öyle hatırlıyorum yani çok fark etmez. Evet Emir Kemal'in de dediği gibi benim çok kullandığım bir şey hani podcast'te falan da çok kullanıyorum. Hani yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin. Yok yanlış hatırlamıyorsam beni düzeltin dedi demin de onu vurguluyor. Konuşurken biraz tutuk konuşuyorum da yazarken biraz daha düzgün yazıyorum. Hani bazen ığlamalar oğlamalar fazla bağlaç kullanmak. Ya bir de canlı bir de yayın olayı farklı bir şey abi. Orada şu andaki olduğu gibi mesela cümleyi yanlış kurmamam gerekiyor ya bir de hani yanlış anlaşılmanın önüne geçirmek adına. Orada ekstra düşünme payı getiriyor. Ben normalde bu kadar ığlayan birisi değilim biliyorsun. Mesela ama bende de oluyor. O normal bir şey yani. Bu arada Önder düştü şu an için. Tekrar bağlayacağım. Önder'e ben bekleme odasının şeyini attım. Davet linkini attım. Oraya evet. Girerse sen oradan çekersin. Tamamdır. Ben de o esnada şarkıdan, Deep Fry Friends'den Ozan'ın da seveceğini düşündüğüm bir dörtlüğü söyleyeyim. Buradaki göndermelerin tamamı MF Grimm'e. Actually, he would even made a wolf enemy. Read the signs, no feeding the baboon. Seeing as how they got your back bleeding from the step wound. You all know the dance, they are smiling your face. You all know the glance. Bunu bir de çevirmen gerekiyor chat için. Girdim madem bu topun altına. Hadi güzel. Bakalım. Hadi bakalım. Bana atsana onu. Ben tam dediğimi zaten boğuk olduğu için anlamadım da. Değil mi yani? Ben de zar zor anlıyorum. Tamam şimdi. Ben direkt chat'e yazacağım onu. Tamam. Tamam. MF Doom hani zaten o şeyle ünlü ya. Hem punchline'larıyla hem flow'larda yaptı böyle ritim hatalarıyla falan şey yani insana ne oluyoruz lan bir de hani o akıştan koparmayı çok iyi başarabilen bir rapçi yani hani. Bilerek mesela kendi ritmini bozabiliyor falan. Bazen mesela barı bitirmeden durabiliyor falan. Ha nasıl? Hani bekliyorsun zaten kelimeyi söyleyeceğin ama kelimeyi söylemeden bitiriyor mesela barı falan. Baykan'ın en sevdiği MF Doom özelliği bu da. Okey. Ben bu arada bekleme odasına bakıyorum. Girilmiş mi ne olmuş falan diye. Hop bir an sen gittin. Hah tamam. Ya ben mesaj attım da şeyden. Belki de bilgisayarı Discord'dan. Falan kapanmıştır. Bilgisayarım biraz problemli diyordu çünkü. Gelirse Önder katılır zaten. Ben istiyorsanız biraz şu ölüm mevzusuna bir değineyim biraz. Ya değinelim istiyorum kapatmadan. Ya abi yani şey değil. Hani ailesinin kendi kararıdır. Şeye saygı duyarım da hani bir daha sonra duyurmaya ölümünü hani hemen sıcağı sıcağı duyurmamaya saygı duyarım da abi bu sırada adam ölüyken öldüğünü söyledikleri gün dahil olmak üzere günümüze kadar oyuncağı çıkıyor marketlerde alınız işte çizgi romanı çıkıyor alınız yeni albüm için pre-order veriniz diyorsunuz abi adamın öldüğü günden bu yana sadece bütün Instagram storylerinden tutun tweetlerine kadar bütün paylaşımları sadece merch satmak üzerine. Abi bu bana çok çirkin geldi ya. Kesinlikle. Yani gerçekten çok çirkin geldi. Yani sen yani Rhyme Sayers'a çok ciddi saygı kaybettin bu mevzudan.
label olarak. Veya MF Doom'un menajerliğiyle de. Sadece Rhyme CST tabii ki MF Doom'un menajerliğiyle de alakalı bir durum bu arada. Ailesi ve menajerliği de bu. Ya işte yani. O gün yayında da söylemiştim. Bilgileri dahilinde mi yapıldı? Bilgileri dahil olmadan mı yapıldı bilmiyoruz hala bunu. Hani ölümünü biliyorlar mıydı, bilmiyorlar mıydı? Büyük ihtimalle bilmiyorlardır ya. Ben sana söyleyeyim. Yılanın başı Nature Sounds yani. Kendileri çok sevmediğim, biraz gıcık olduğum bir label olduğu için hani arada güzel işler çıkarmış olsalar da biraz hani haz etmiyorum şirketten. Bir dakika, ben bu arada Önder gelmiş mi diye bakıyorum da gözükmüyor değil mi abi? Geldi abi, şey bekleme odasında. Tamam, hemen çekiyorum onu, bir saniye. Şöyle bir şey var Burak, hani Fkrim'e bu lafı söyledikten sonra fark ediyorsun kendisi vuruluyor MF Krim ve şey oluyor, felç diyor yani, hani artık yürüyemiyor. Belden aşağı felç değil mi o olaydan sonra? Ya bir de mesela duyduğum herhalde en kaotik albümlerden birini yapıyor hapise girdiğinde falan. Yani hapisten çıktıktan sonra, yanlış hatırlamıyorsun. İki günde kaydetmişti galiba American Hunger'ı. Çok iğrenç bir albüm aynı zamanda. Onlar bana bir şey yazdı. Yani biraz garip ama hani şey anlamında seviyorum. Müzikal olarak sevmiyorum. Hani oradaki o aldım Önder. Ama ruh halini çok şey yapabiliyorsun. İyi kesebiliyorsun yani. Çok dengesiz bir ruh halinde olduğunu anlayabiliyorsun bunda yani. Kaotik bir albüm mesela o da. Önder yine düştü abi. İnternet gitti yazmış ama. Aha. Bekleme odasında şu an. Abi biriniz çekebilir misiniz yukarı tekrar? Çekmiştik demin ama. Evet. Tamam. Tamamdır. Önder abi hoş geldin. O ismi biz burada anlıyoruz. Lütfen şey yapma. Sıkıntı yaşamayalım. Tosuncuk evet. Buradaysa selam versin. Abiler çok pardon, internet gitti. Abi yayın son şey sorun değil. Abi chatten yazan arkadaş abi internet diyorum. Yayın sonrasında bana tekrar Discord'dan yazarsan iletişimde geçeriz abi. Şu an yayını bölmeyelim şöyle bir şeyle. Musab'cığım onun yerine Leyla Gencer'e falan övebiliriz. Abi olur. Önder sen düştüğünde gelememe ihtimaline karşı, çünkü bilgisayarında biraz problemliydi ya. Onun için biz MF Doom'un ölüm konusuna girdik, ölümü konusuna. Daha doğrusu evet. Ölümünün duyurulması ve ölüm, ben senin için özet geçeyim biraz da. Ölümü duyurulana kadar geçen 1,5 ay süreçte adamın bütün sosyal medya hesaplarından düzenli olarak ürün reklamı yapılması beni çok rahatsız etti. Çok çirkin geldi. Ben buna değinmiştim yani. Evet abi, ben de gördüm onları. İşte maskeler, bilmem işte. Her şey, evet. Haklısın. Yani tamam. Ve bu şey yani... Bu kesinlikle zaten ölümünden sonra bir albüm gelecek. Hadi Madvillain 2-3'ün falan hazır olmasını geçiyorum. Hani solo albüm bile, hani bir posthumous albüm bile gelebilir. Hani Big Duets falan gibi. Böyle bir şey gelecekse ve hani sırf bunun için eğer adamın ölümünü gizlediyseniz bu aşırı ayıp bir şey ya. Çok çirkin bir şey ya. Evet. Ya sırf bunun promosyonu için gizlendiyse eyvallah. Ama yani şey... Yani ailesi normal şart hiç böyle bir promosyona girilmemiş olsa, reklam paylaşılmamış olsa, ailesi uygun gördüğümüzde duyuracağız diyorsa buna eyvallahım, gıkımı çıkaramam sonuçta ailesi, ama yani abi ölmüş, sürekli bir reklam var ve yılbaşı gecesi, yani o sonuçta bu tamam duyurulukları saat bizde tam yılbaşıydı, orada daha 5-6 saat vardı ama yani yeni yıl arifesinde bunu duyurmak biraz bana çok çirkin strateji olarak geliyor yani. Asla kabullenemiyorum bunu yani, hala. Çok ayıp. Hatırlıyorum aynen. Kesinlikle. Ya o günkü halimi zaten hatırlıyorsun beni. Aynen. Açma sapan bir tribe girmiştim ya lan, ne oluyor falan diye. Haber aslında 1,5 ay önce öldü ama yılbaşında duyurduk dedikleri anda, hatta ben yayında olan yılbaşı goy goy yayınımız vardı normalde. O yayında olanlar hatırlıyor. Ben ilk başta ciddiye almadım. Kesin ya Doom trollüyor ya bir pazarlama dedim, çünkü yani çok spesifik tarihler yani, anlatabiliyor muyum? Ya yeni yıl haberi gibi hani böyle tam çok bir de Doom'dan bekleyeceğim bir hareket ya, adamın trollüğünü düşününce. Hani fake ölüm haberi falan yani. Ama yani hepimiz de aynı etki oldu ya. Yani ilk inanamadım zaten de. Önce bir afalladım böyle, aynen. Sonra buz kestim tabii. Ya bu dediğim gibi yani. Gerçekten dediğim gibi MF Doom ben aslında ölmedim albüm reklamı diye çıkarsa ben hani Burak'taki de dahil olmak üzere alır ve yakarım muhtemelen bütün diskografiyi, yani arşivi şey yapıp hani canlı yayında muhtemelen aleve veririm onu yani ben.
Önder yine de düştü sanki. Önder yine düştü, evet abi. O dip ses gidince anlıyorum abi. Evet evet evet. Ya sorun yok. Ama en azından sen gitmedin. Bu da bir şey. Ya sizin sizin bu konuda ekleyeceğiniz ya da yapacağınız bir yorum yok mu? Ben her şeyi söyledim mi? Witcher Sounds biraz şey yani, şey de bir arkasındaki isimler. Witcher Sounds biraz hani yılanın başı gibi çünkü doğrudan bağlantısı olan işte MF Doom olsun, Yoruldrug olsun, ondan sonra Makome olsun, Marco Polo gibi isimlere doğrudan bağlantısı olan ve hani Ticket ve Nature Sounds'daki abilerin doğrudan hani konuşup konuşmadığına da eminiz yani. Direkt hani bağlantı halindedir o adamlar. Yani. MF Doom. Bir normal gündelik hayatta dahil. Ya bir pislik var işin içinde ama çözebilmek için hani incelemek falan gerekiyor. Müfettişlik yapmak gerekiyor yani. Ya ben camianın saygın isimlerinden herhangi bir şey yorum duymadım. Hani ölüme dair şey, hani hepsi almasını yaptı da hani yok şöyleydi yok böyleydi falan diyen görmedim hiç. Çok teferruata girmek istemiyor kimseyi, ben ama çok gördüm yani hani hayırdır falan, niye böyle bir tarihte yaptınız falan diye underground biraz ha, daha şeydi. Az da bilinen isimlerinden falan çıktı, çok çıktı yani öyle. O zaman abi Önder de tekrar düştüğü için yok ya. Önder de tekrar düştüğü için ben ufak ufak kapatıyorum o zaman abi. Tamam arkadaşlar abi. Yayını izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yok hemen chat diye kapatmayacağım. O zaman söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Bir şarkıyla kapatalım. Dedim de Antimatter'la kapatabiliriz şey için. Için. Aynen aynen Antimatter şarkıyla kapatırız. Onda sorun yok. Ben raid başlatacağım. Raid bitene kadar zaten şarkı da çalar. O zaman ne diyoruz? Haftaya Hip Hop 101'de Almanya'nın son bölümü yarım kalmıştı. Muhtemelen Cenk şu an şehir dışında müsait değil diye bu hafta onu yapamıyoruz madem. MF Doom özel yayınımızı daha da geciktirmeden halledelim dedik. Aradan çıkaralım dedik. İşte severek yaptığımız bir şey. Aradan çıkaralım da biraz kötü bir cümle oldu. Haftaya Hip Hop 101 Almanya'nın sonunu getiriyoruz muhtemelen. Yarın Mali ile haftalık olacak. Hip Hop 101'i tekrarlarını Almanya bittikten sonra yaptığımız tüm yayınları peş peşe atacağım. Çünkü çok bölük bölçük oldu. Birkaç aydır devam eden bir şey. Aksiliklerden yayın yapamadık vesaire. Kaynamasın, bilgiler unutulmasın diye hepsi bittikten sonra atacağım. Bu onun için YouTube'a muhtemelen... YouTube'dan izliyorsanız bunu, biz bu yayını yaptıktan yaklaşık 1-1,5 ay sonra falan kavuşacaksınız galiba bu yayına. O yüzden Twitch'e özel oldu birazcık bugünlük. Tekrar görüşmek üzere. Ben size parçayı açayım, bir taraftan da raid başlayayım. Parça bitince de yayınımızı kapatır, raidimizi yaparız. O zaman chatten bize destekleyen bugün canlı olarak bağlanamayan sevgili Azer babamız için King Ghidorah Antimatter geliyor. Biz kaçtık, görüşmek üzere.